ikramda yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey, en iyi gelin benim, haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. İrem Akbay, 21 yaşında, 3 haftalık evli. Aslen Gaziantep'li olan gelinimiz ev hanımı. Haftanın 3. gününde 3 haftalık evli gelinimiz, efendim Gaziantep'li İrem'in evine geldik. Biz şu anda İstanbul Küçükçekmece'deyiz. Küçükçekmece'ye gelmiş miydiniz daha önce? Gelmemiştim. Ben de gelmedim. Gelmemiş miydiniz? İlk defa. Güzeldir yani, böyle İstanbul'un eski semtlerinden. Güzel bir yerdir. Ay vallahi sahili vardır aşağı doğru gidildiğinde. Bir şey söyleyeceğim, geldik galiba. Ay o yeşilli kesinlikle İrem. Antep fıstığı İrem. Hoş geldiniz Aslı Hanım kızlar. Antepli gelin evine hoş geldiniz. Aman hoş bulduk hayatım. Allah Allah neler yapılıyordu. Çok güzel. Aman üstümüze üstüne falan gelmesin. Yok gelmiyor. Ne kadar güzel bir ambiyans değil mi? Dış ses ver müziği. Aman dikkat et canım. Dikkat evet, edelim. Evet biz de yakmadan. Patlamış kadar olduk gerçekten. Uğraşmış. Gel gel. Aman dur. Yaktın mahalleyi yaktın. Vallahi yaktın. Bu ne hayatım? Patlamadı. Siz bir deneyin isterseniz. Ay, ay. Çok korktum. Çok mu korktun? Evet. Bizi böyle korkutmayı düşündü ama benim elimde ya patladı evet, gördüğün gibi. Evet hiç sormayın. Nasıl yok durma yok Aslı Hanım. Bana söylüyordu ama. Daha ne yaptı kız mahalleyi yaktı. Yok yok Aslı Hanım. Hep biz oynayacağız bizi. Biraz da biz oynayalım. Kız senin bu halin ne? Neden ne var? Dışarıdan baktım yeşil türbe içine girdim estağfurullah sen tövbe. Sen bir içeri gel görürsün estağfurullah tövbeyi. Gelin gelin. Vallahi Gaziantep'in fıstık güzeli mi desem. Kuru patlıcan güzeli mi desem, ne desek kızlar gelinimize bugün. Antep'te çok şey var. Dön dön. Hayır Antep'te çok şey var. Evet de senin üstündekiler. Ben de onları taşımaya çalışıyorum. Fıstık. Evet. Bak makyaja da bak, saça da bakın. Aman Allah'ım. Bu ne güzel bir karşılama değil mi? Karşılamasını hiç güzel bulmadım. Mahalleyi yakacak zannettim. Yanına yaklaştığımda da dumanı bana doğru gözüme soktu. Ben daha doğrusu sizin paçanızı tutuşturmaya çalıştım. Ne mesaj vermek istediğini anlamadım. Uzaktan baktığımda da beni paketlenmiş bir Antep fıstığı bekliyordu zaten. Fıstıkları yemiş yemiş yüzüne yapıştırmış sonra. Şimdi buradan da çıkarıp sizin tabağınıza koymayı ama sen bugün, düşünmüyorum tabii ki. Sen bugün fıstık ezmesi olacaksın. Efendim? Gün sonunda fıstık ezmesi olacaksın. Şimdi hayatım, bence patlıcan gibi patlayacak Antep'de gibi geliyor bana. Antep'te iki tane fıstık çeşidi var. Bir evet. Dalda yetişen bir yerde. Yerdekiler fıstık ezmesi oluyor senin işte. Gibi. Daldakiler de böyle güzellik abidesi oluyor. O topukla zaten sen dala anca çıkarsın. Bu topuk senin dilinden uzun. Ay bir şey söyleyeceğim. Durun ya ilk dakikalar. Daha yeni girdik. Ne yaptın sen öyle bu gelinlere iki gün boyunca? Vallahi ben konfetiye patlatamadım ama onlar şimdi patlayacaklar. Evde kim bilir neler olacak. Bence ufaktan evimize geçelim mi? Geçelim yapılacak aslan. Herhangi patlatılacak bir şey yok, yoksa evimize yok geçelim. Aslanım, buyurun. Peki oldu. Buyurun hanımlar. Evimize geçiyoruz. Buyurun buyurun buyurun. Kapı karşılamasında sokakta bir trafik lambası göremedim ben. Arkadaşımız bize yeşil ışık oldu. Teşekkür ederiz. Evet ödülü almadan evimin önünden geçip gitmeleri için yeşil ışık yaktım onlara. Düşük bütçeli bir kapı karşılamaydı. Keşke benden örnek alsaydım. Merak ediyorum da neden hepimize farklı tepsi? Eda sürekli dönüyor derken İrem'e de özellikle dili uzun olduğu için sadece kendi çapında dönüp duruyorsun. 5 lira bile etmez. Yorumun kadar ucuz değil. Ben I am şok oldum. Senin folyoyla alıp veremediğin mi var?
İnsan bunu yaparken utanır yani. Hayatım sen 3 haftalık gelin değil misin? Bu avizenin hali ne böyle? Perdeyi çamaşır suyuna batırıp çıkardın mı? Nasıl soğumuş yani? Ne biçim renk? Sana benziyor. Milyoncunun müdavimi olmuş gibi geldi. Antep'in hamamları sallanır külhanları. Yapamaz, yapamaz. Bunu hiç mi görmedin? Döner mi keseceğiz biz burada? Cemal Neli börek sever. Patatesli. Ne yapsın çocuk ucuz. Az sonra. Evet hanımlar beyler, var mısınız Antepli İrem Gelin'in evini gezmeye? Karşınızda gold patlaması yaşayan hem avantgard hem spor salon. Mutfaksa koridoru andıran ince uzun yerleşimiyle fark yaratan modern bir mekan. İrem Gelin'in yatak odası da avantgard dekorasyonun güzide örneklerinden. İremciğim nasılsın? İyiyim aslanım. Siz nasılsınız? İyi, böyle bir enerjin düşmüş gibi geldi. Yok aslında iyiyim. Ha yani, iyisin. Evet. Yani fıstıkları yemişsin belli. Dudaklarına da bulaşmış. Evet biraz öyle oldu. Biraz da gözlerinde. Biraz da bakayım. Böyle yan tarafa. Gerçekten. Sanat eseri gibi olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Yani diyorsun ki Antepli olduğumuz belli olsun. Öyle. Özendik. Hem adımızda hem sanımızda var. Gerçekten. Bu arada Gaziantep'i o kadar güzel anlatmış ki. Yani yüzüne nakşetmiş, patlıcanlarını efendim boynuna asmış. Yani öyle bir gelin düşünün ki doğduğu toprakları İstanbul'da adeta yaşatıyor. Öyle aslında. Ve yaşatmaya devam edecek belli ki. Öyle. Gün yani, içinde göreceğiz. Evet. Peki çalışıyor musun? Yok şu an çalışmıyorum Aslanım. Yani nişandan sonra çalışmıyorum. Evet daha çok taze evet. Evlisin. 3 haftalık Üç hafta evlisin. Oldu. Eşin ne işle meşgul? Eşim normalde işletme mezunu. Bir ara yapıyordu. Şu an home office olarak yapıyor. Yanı sırada da amcasının yanında atölyede çalışıyor. Tekstil atölyesinde. Ne güzel iki iş yapıyor. Evet. Aynen, İyi yapıyor. Ev sizin mi hayatın? Yok kirası. Kiradasınız. Evet. Sen kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. 21 ay. Evet. Çok çıtır. Çok çıtırsın eşin. Çok teşekkür ederim. 27 yaşındasın. 27 yaşında. Güzel. Evet. Sana hediyemizi takdim edelim. Çok teşekkür ederim ince düşünceniz için aslanım. Ne demek rica ederiz hayatım. Aç bakalım. Ay dur patlıcanlarına bir şey olmasın. Kırılmasın. Bunlar altın değerinde vallahi. Öyle gerçekten. Mi? Bir de biberi var bunun böyle. Ay evet. Biberi şey beni hapşurtuyor acı olduğu için. O yüzden şey yapamadım. Patlıcan güzeli olmak istedin. Evet. Sen de haklısın. Fıstık ve patlıcan güzeli öyle ilan ettik yani. Aslanım. Seni ama buna senin katkın büyük tabii. Ya, çok teşekkür ederim. Rica ederiz tatlım. Gerçekten. Böyle bir yemek takımı düşündük senin için. Çok teşekkürler. Bilmiyorum evinle çok de uyumlu mu? Bence evet, uyumlu bence sanki de değil uyumlu. Mi? Yani ben alsam bile bu kadar uyumlu alamazdım gerçekten herhalde. Mi? Gerçekten çok güzel. Ay çok beğendim. Benim. İyi günler. Nerede kullan bir tane. Çok teşekkür ederim. Şöyle. Heh. Çok teşekkürler. Evet peki o zaman sen sunumlara geç. Geçerim aslında. Tamam. Bakalım bize ne sunacak? Bakalım. Antep'in içecekleri. Genelde Antepliler Türk kahvesi de tüketirler. Değil mi? Evet dibek evet. Kahvesi yapabilir aslında. Olabilir bence de. Nasılsınız iyi miyiz? İyiyiz aslında. Hava güneşli ama biraz soğuk değil mi yine? Evet, soğuk, soğuk. Evet, yine. Sen bugün gözlük mü taktın? Evet Aslı Hanım. Yolda soracaktım da soramadım. Gözlük taktım. Benim evimde çok ince detaylara takıldı. Onun evine yakın gözlüğümü getirdim. Her yerine ince ince bakacağım. İnce ince bakacağım. Evet. Sesi çok çıkıyordu ya Aslı Hanım. Bakalım bize neler sunacak ve bugün neler yapacak? Peki bakalım. Kolay gelsin İremcim. Misafirlerini ne hazırlıyorsun? Dibek kahvesi hazırlıyorum dış ses. Neden dibek kahvesi tercih ettin? Dibek kahvesinin çünkü ayrı bir ayarı var, kıvamı var ve o kıvamı tutturmak herkesin harcı değil. Bu sebepten dolayı ben bunu seçtim, bunu yapmak istedim ve tadı da çok güzel. Hafif için böyle. Ben bunu seçtim, yani güzel. Hadi bakalım, umarım misafirlerin de beğenirler. Nasıl bir kahve sunumu yapacaksın peki? Ben şimdi bunlara böyle ilk başta çikolataya batıracağım. Daha sonrasında fıstıkla etraflarını dolduracağım. Ve kahveyi de içine koyup servisi o şekilde yapacağım. Müzik
Dış ses fincanı da benim gibi Antepli olmadı mı sence? Olmaz mı İremciğim? Hatta fincanların orijinal Antepli gibi oldu. Yok, ben orijinalim. Bu şekilde dış ses. Diğerlerini hemen hızlıca yapmak istiyorum. Aa, hepsi için başka tepsi mi kullanacaksın? Yani yarışmacıların hepsi de başka. Çeşit çeşit. Ben de çeşit çeşit koymak istedim. Kişiye özel tasarım desene. Öyle. Biraz böyle döneklere yuvarlak koymak istedim. Köşeli davrananlara biraz böyle. Yani dil uzunlara da bunu tercih ettim. O yüzden böyle bir şey koymak istedim. Vallahi o tepsiyi hangi dili uzun geline vereceksin çok merak ettim doğrusu. Ya benden daha dili uzun kimse olamaz. Benim dilimin üstünde dil tanıyamam ama o da ayrı bir şeydi ses. Dış ses çok güzel görünmüyor mu sence de bol köpüklü böyle? Müthiş görünüyor. Bana da bir tane yaparsan çok sevinirim. Sen salonda ikramlarını yaparken ben de burada afiyetle içerim kahvemi. Tamamdır. Ah geldi. Sanıyorum dibek kahvesi bu. Böyle. Evet aslanım. Kenir de senin dudakların gibi. Öyle. Fıstık. Evet. Evet. Nasıl bulduk? Ya ben merak ediyorum da neden hepimize farklı tepsi? Eda sürekli dönüyor derken. O ne demek yani, oluyor canım? Bir dediğim bir dediğini tutmuyor. Bugün de, evet, bugün de ben onu fark ettim. Aa. O yüzden ben o yuvarlak tepsiye daha yeni geldi nereden yani? Evet. Bir şey yapmadı. Yani bilmiyorum daha yeni karşılamada böyle bir süzmesi, bir bakması. Hayırdır dudaklarımda gözün mü kaldı? Canım bakacağız tabii ki de. Şaşırmış olamaz mı? Yani bence dudaklarımda gözü kaldı onun. Zaten dudakların kahvenin fincanın yanlarına yapıştırmışsın. Ben onu öyle bir güzel döndürürdüm ki evinde misafir olduğum için saygısızlık etmek istemedim. Tuna arkadaşım için de çok böyle kararsız, karamsar böyle bir yapısı var. O yüzden ben de böyle köşeli, o köşe senin, bu köşe benim der gibi bir yapısını gördüm arkadaşım. O yüzden ona da köşeli bir tepsi seçtim. İrem'e de özellikle dili uzun olduğu için, öyle sandığı için kendisi daha doğrusu. Uzun değil, sadece konuşmak için konuşuyor. O yüzden ben de dikdörtgen böyle uzun tepsi koymak istedim. Sen de bayağı etki yaratmışsın. Tepsine sen de etkilenmen için yaptım zaten arkadaşım. Sen de aynı şekilde yuvarlak koydum. Sen de her zaman kendi çevrende böyle sadece evet, kendi çapında dönüp duruyorsun. Kesinlikle öyle, yarın göreceksin. İremciğim tam bir baklavasın ama çok soğuk ve lezzetsiz bir baklavasın. Tepsilerinde bambaşkaydı, milyoncudan mı topladın? Baklava mısın da sürdün böyle? Ne alaka? Ya Antep fıstığı olsun. Yani fıstık olmam yetiyor bence. Ama seni yiyemiyoruz. Bak, adım da yetiyor, tadım da. Yemeye gerek yok bence. Ben seviyorum böyle değişik olmayı. İşteyse onlara da uydurabildim tepsimi. Onlar yediremediler bence. Peki peçete de göremedim ben. Peçeteleri şöyle ben koymadım bilerek, dış sesten isteyeceğim, rica edeceğim. Anlamlı bir peçete. Öyle o mi? Yüzden hemen böyle kendi içinizde kurgulamamaları için ben sonradan almayı tercih ettim. Ha, iyi bari. Teşekkür ederim. Ver bari. Şöyle aslanım. Teşekkür ederim. Vereyim. Peki kendi kahveni ben göremedim. Ben kızlar dudaklarımdan dolayı yeterince fıstık alıyorum. Kahvenin tadını da kendim yapıp kendim bildiğim için şu anlık bu şekilde keşke daha rahatım. Keşke kendine de sunsaydın. Sonuçta burada herkes şu anda kahve sunumu, herkesin bir kahve sunumu var ama senin önün boş. Evet, misafir baş tacı diyorsun. Öyle aslanım. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Keşke ekleyebilsek aslanım. Ben tepsiye bir şeyler eklemek isterdim. Baklava gibi mi? Evet. Bomboş yani, hiçbir şey yok. Tuhafiyeden almış gelmiş koymuş bunu buraya. Sen bardağı. Bir de bence bahane, bunları toplama gibi toplamışsın. Birisini milyoncudan, birisini tuhafiyeciden, sonra deli uzun. Bence bu bahane. Hepsini topladın, sen geldin buraya.
Sen herhalde çok gezdin milyoncularda, oradan biliyorsun. Belli ki tecrüben var. Bunlar bahane olsun, kahvemiz şahane olsun. Bu şekilde ben çok fazla da gerçekten hani bir şey söylemek istemiyorum. Yeterince söyledim bence. O zaman fincanın fiyatını öğrenelim mi? Fincanın fiyatı Aslı Hanım, yani 12 kişilik olarak 12 aldım kişilik ben. 1000 değil. Lira. 1000 evet. TL. Tepsiler? Toplam 300 TL verdim tepsilerime. Bunlara mı 300 TL verdin? Evet. Gerçekten bunlara mı verdin? Evet. 5 lira bile etmez. Yani tanesi 50 TL'den kızlar. Biraz matematiğiniz gerçekten varsa... Gerçekten mi ya? Bunun. Evet. Emin olsun matematiği senden daha iyi biliyorum da. Keşke biraz bir hesap şey yapsaydın. O zaman anlardın neden 300 TL olduğunu. Neden 300 TL olduğunu anlayamadım çünkü basit. Plastik. Çok teşekkür ederim ama yorumun kadar ucuz değil. Laf anlayana anlatılır diyorum. O yüzden benim lafım ve sözlerim ucuz değil. Sadece bir fikir anlamında söyledim. Farkındayım. Bu kadar. Peki, teşekkür ederim. Hayır. Bir de ben söyleyeyim. Tabii. Söz gümüşse sükut altındır diyelim. Ve buradan salon yorumuna geçelim. Geçelim Aslı Hanım. Antep fıstığı İrem Gelin'in salonu gold, siyah ve kremi harmanlayan bir sentez. Salonunda renk uyumunu yakalamak için elinden geleni yapan çiçeği burnunda gelinimiz, spor koltuk takımını avantgardlaştırmak için büyük çaba sarf etmiş. Mekan o kadar sıkışık ki televizyon ünitesini kapı yanındaki dar alana hapsetmek zorunda kalmış. Kırlent ve fon perdelerinde aynı kumaşı kullanan gelinimiz, duvarlarını süslemek için el işi derslerinden esinlenmiş gibi görünüyor. Avize seçimiyle de salonuna bir kere daha gold patlaması yaşatan İrem Gelin. Bakalım misafirlerinden nasıl yorumlar alacak? Senden başlayalım İrem'cim. Aslı Hanım, ben buraya adım atar atmaz ben ayem şok oldum. Bunlar nasıl yani, dünkü folyoları kestin bu akşam duvarlara mı yapıştırdın? Senin folyoyla alıp veremediğin mi var? O folyo değil. Folyo. Dokundun mu hiç? Ben hayır. Dokundum da. Hayır. Böyle nasıl desem, naylon bir şey var. Onlardan sen mi yapıştırdın aldım peki? Evet, ben yaptım tamam. Çıtaları da kendim yaptım. İçini de ben yaptım. Basit, böyle karmaşık. Ya ama emek verdim düşünüyorum. Hiç değilse birini çağırıp da parasını verip yaptırmadım. Ben kendim uğraştım. Ben kendim yaptım ve ben zaten bunu gelip kimse yapmaz ki. İnsan bunu yaparken utanır yani. Kendi zevkime, kendi tarzıma göre yaptım. Bence bu yorumdan sen utanmalısın. Duvara yapıştı o zımbırtılar benim çok dikkatimi çekti. Kesmiş, biçmiş, şekil verip yapıştırmış. Tıpkı kendi gözlerine yapıştırdığı fıstıklar gibiydi. Ben galiba neye benzetmeye çalıştığını buldum. Hemen arkanızdaki yastığı alabilir miyim? Bu salonda tek uyum yakalanan... Parça diyorsun. Parça bu galiba. Evet. Allah Allah, hakikaten bir uyum var. Evet, Aslı Hanım sadece burada mı uyum gördü başka arkadaşım? Başka nerede var? Yani şöyle söyleyeyim, biraz gözlük dereceni yükseltmen gerekiyor. Çünkü koltuğun kenarlarında da o gold şerit detaylarım var. Şunlar. Aynı şekilde masanın ayaklarında da o şerit detaylar var. Yani birbirlerini takip ediyor aslında bu kullandığım şeyler. Ben çok merak ettim. Bunu nerede gördün bu deseni? Ya Aslı Hanım bir yerde yani görmedim. Nasıl bir fikir? Hani bu şey masa örtüleri oluyor ya, şeffaf böyle, naylon evet. Oluyor. Onları ben böyle aynı hizada kestim. Masa onları... örtüsü var mı ondan? Getirsene ya devamını. Nereden kesti? Hakikaten merak ettim. Ben. Yani olması gerekiyor diğer odada. Gerçekten mi? Vallahi evet. Yani çok... Hani büyük bir böyle... Bir göstersene bize, ne olur göster. Tabii Aslı. Hadi hemen hızlıca getirsene tabii. Ablacığım onu. Hemen. Keşke benim evimdeki dergileri karıştırsaydı. Araştırmadan yapmış, çok basitti. Keşke sana da yapıştırsaydım. Sen de aynı düz duvara benziyordun. Hah geldi. Gel gel. Yalnız buna da benziyor ki kadına. Evet. Bak bak şöyle. Bak bak. Allah sen bunları kestin. Evet onları bak, kestim. Bak gördün mü? Aynı sıra. Hediye paketi. Vallahi hediye evet, paketi hediye değil bunlar yok, aşkım ya. Yok bu genelde hani şey böyle organizasyonlarda doğum günlerinde ya tamam da işte. Herhangi bir organizasyonlarında. Şu değil mi? Evet böyle masaya etrafına falan aç seriyorlar. Bakayım. Ha. Tamam işte. Şu şekilde. Allah Allah defter ben... Biliyorum benim böyle defterlerim böyle kaplıydı. Ya da evet. İşte hediye paketi bunlar. Ya nereden evet. Aldın sen? Kırtasiyeden yani, değil evet, mi? Kırtasiye gibi olan, bu doğum gün süsleri satılan yerden. Kırtasiye oluyor onun adı.
Sadat mı yaptı peki kendini yaparak? Sadat Hayır, mı yaptı? Normalde burası boştu. Ben hani aklıma böyle bir şey geldi. O kırlentlerden ve koltukların kenarlarından yola çıkarak böyle bir şey aklıma geldi. Hani biraz daha hareketli oldu. Yapmak için. Yani bu dün yaptım. Sanat eseri çalışma yani. Ya evet, ben öyle yapmış oldum kendimce. Peki burada sanatçı ne anlatıyor? Sen ne anlattın bize? Kızlar burada herhangi bir şey anlatmıyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. 40 yıl düşünsem benim aklıma gelmez. Sizin aklınıza gelir mi? Gelmez. Gelmez düşünmüş. Aslında. İyi ki de hani gelmemiş. Daha fazla abartma ama bu kadar yeter. Yeter. Bunu verelim şöyle. Ses yapmasın güzelim. Tabii. Materyalinin de ne olduğunu görmüş olduk. Salona bir girdim, içim karardı. Nereye düştüm ben dedim. Gelinimizin kafası karışmış bence. Senle devam edelim Rümeysa. Hayatım sen 3 haftalık gelin değil misin? Bu avizenin hali ne böyle? Şöyle söyleyeyim. Yeni olması lazım yani. Evet, yeni olması lazım ama ancak dün bunu bulabildim. Ben dün akşam eve gelince... Dün akşam mı taktırdın bunu? Evet, taktırdım. Neden? Benim ev sahibim izin vermedi benim avize takmama. Aradım söyledim, rica ettim. Program gereğince de söyledim. Hani olması gerektiğini dile getirdim. Ama yani buna rağmen pek oralı olmadı. Hani zaten ben asma tavanını yaptırdım. Anladım. Net ışıklarını İzin tuttum. Vermedi. Evet, evet hepsini sen... de söyledim ama çok da ikna etmeye çalıştım. Hiçbir şekilde şey yapmadı, i̇kna izin aldım. Vermedi evet. Ben de şu ev sahibinden izinsiz dün avizeyi evet, taktın. Evet, aynen öyle. Ve kalacak yani, yapacak bir şey yok. Şu anda ev sahibi öğreniyor. Evet, öğrenmiş oluyor. Kızlara bakmayın. Sen bu avizeyi nereden aldın? İkinci elciden falan mı aldın? Ya da annenin evinden çeyiz diye mi getirdin? Yani bunun neresi ikinci ele benziyor? Hayatım görmüyor musun? Soyulmuş. Her tarafı soyuk. Özellikle eklenti yeri, alt kısmı. Ya büyük ihtimalle hani ya, aldığım avizecideki yerde duruyordu. Ve hani havada değildi, asılı değildi. Yerde duruyordu. Büyük ihtimalle hani o yerde kalarak da bir şeyler çarpmış. Yani ne bileyim dün... Bir şey söyleyeyim, ikinci elden de alabilirsin. Ne var ki? Yani ben asla kocamam öyle şeyler. Eğer bulmuş olsam yakınımda öyle bir yerde gerçekten güzel bir şey... Uyumuş mu uyumamış mı ona bakın siz hanımlar. Uymamış. Uymamış. Evet uymamış. Çok boşuna çabalamışsın. Keşke takmasaydın. Hayatım avizen için ikinci elden almadım dedin ama ki bence kesinlikle ikinci elden aldın. Bu avize 500 lira bile etmez. 5 liraya bile değmez. Perdeyi çamaşır suyuna batırıp çıkardın mı? Nasıl soğumuş yani? Ne biçim renk? Sana benziyor. Sen de soğumuşsun. Hatta böyle onu kurumuş gitmiş canım. Sen kabında. Kendine bak, ondan sonra beni eleştir. Sen onu oraya banmışsın aslanım. Geçerken de buradaki çıtalara sürmüş. Bir de avizeye şöyle parmak atıp gitmişsin. Onlar da soyulmuş. O derece. Evet, o derece. Bilmiyorum ama şu an nasıl bakıyorlar? Neyle bakıyorlar yani? O gözlerinizi gerçekten şu an bir doktor çağırıp böyle baktırmak Peki benim büyük salonumda orta pufuma laf etmiştin. Büyük diye. Evet. Senin salonun bence küçük bir salon. Bu kadar büyük bir orta sehpaya gerek var mıydı? Şöyle bir şey. Zaten küçük olduğu için böyle geniş çaplı bir şey kullanmak istedim. Hani koltuklar açısından hem buradan oturan hem oradan oturan buradakiler herkes rahatlıkla uzanabilip de koyması için hani çaydır, kahvedir. Zigon sehpan var zaten. Evet, onlar yani köşeleri kullanıyorum. Ben birkaç eşyalarım var aksesuar olarak. Onları kullanıyorum. Şurada kağıt havlu mu var? Evet aslanım, oraya ben kağıt havlu koyuyorum. Neden televizyonun yanında? Ya şöyle, ben orta sehpaya da köşelere koymak istemiyorum. Çünkü kağıt orada havlu. Diğer... Ya ama şöyle hani kullanıyorum gün içerisinde çok fazla. Hani ben şu anda da kullanıyorum. Hiç bir salonda kağıt havlu böyle ortada kağıt havlulukla birlikte vallahi görmedim. Onlar ya. Mutfakta durur ya. Hani çocuk olsa anlarım, hani bebek evet, var, evet. Hemen bir şey dökülüyorsun, onu anlayamadım gerçekten. Aslanım, benim de eşim çocuk gibi, ben ona öyle bebek gibi bakıyorum. O da böyle sofradayken istediğinde hemen uzanıp alıyorum. Bu arada sofradayken dedi ama masayı göremedim. Masa evet, nerede? Aslanım, şöyle biz yer sofrasında, eşim tarafı da aynı şekilde, biz de aynı şekilde yer sofrasında yemek yiyoruz. Öyle alıştınız. Evet, öyle evet. Görüp alıştığımız için ama bir misafirim geldiğinde diğer odamda bir açılan masa var. Onu evet. Kullanıyorum siyah. O bize yetiyor. Peki biz bugünlerde... Ay inşallah yer masası olsun. Çok isterim. Yok, şöyle söyleyeyim. O diğer açılan açtığım masa küçük olduğu için
Ben sizin için biraz daha büyük bir masa getirdim. Aa, evet. Canım benim, sağ ol. Onları hani şey yaptım. Vallahi biz yerde de yerdik yani. Senin yaşantının içerisine biz dahil oluyoruz. Ya elbette. Öyle görmeyi hani, isterdik ama içine silmedik. Bir tık daha böyle düzgün, hani sizlere layık bir şey olsun istediğim Anladım. İçin. Peki. Sana da layık. Yazlı Hanım bence kesinlikle bahane üretiyor. Salonu çok küçük. Keşke benim gibi L koltuk tercih etseydi. İki tane berjel, iki tane üçlü koltuk bu salona. Çok büyük. Tek berjel, tek L koltukla da buraya masa sandalye sığdırabilirdi. Bence sen L koltukla kolaya kaçmak istemişsin. O işin ayrı bir tarafı. Ben onu gördüm zaten. Masa sandalye. Hiç değilse ben bir şeyler yapmaya çalıştım yani. Hani oda ne kadar küçük olursa olsun. Hani geniş evlerde genelde böyle avantgard tarzları böyle çok fazla yayıyorlar. Böyle aşırı güzel yapıyorlar. Ben de o tarz bir şey yapmak istedim. Evim evet, küçük olmuş olsa avantgard da neşem ve enerjim büyük olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da ben evime yansıtmak istedim. Evet, bir de saati var. Saat uyumsuz mu? Evet, oraya saklanmış o. Yani oraya konulur mu? Nereye koysun saati? Bak, bu duvarda olmuş, bu duvarda olmuş. Zaten iki tane çıta koymuş evet. buraya. Çok evet. fazla. Kapatmışsın zaten salonunu. Ayrıca TV ünitesinin önünde runner görüyorum ben, yanlış görmüyorsam eğer. Evet, evet. O runner'ın orada ne işi var acaba? Evet. Normalde masada olması gerek. Evet, ben normalde ben onu masaya seriyordum böyle. Bugün de orada kullanmak istedim. Evet, peki fiyatını da öğrenelim kanepelerin. 30 bin TL. Peki televizyon üniten? Televizyon üniten 5 bin TL. Perdelerin? Perdelerim de 3000 TL'ye diktirdim. 3000 TL. Aslı Hanım, bir de o şahane avizenin fiyatını öğrenmek istiyorum ben. Avizen 500 TL. Halının fiyatını da öğrenelim. Halının fiyatı 5000 TL aslında. 5000 TL mi? Evet. Evet. Bana dün söyledin 4000 TL'lik halı çok pahalı diye. Biz şu an üzerine basıyoruz. Aynı Ama bu gibi. Kabartmalı bir halı. Benimki ve nasıl senin, bir halıydı? Ve senin halın naylon bir halı. Naylon bir halı ve değil. Ve bu kışlık halım Aslı Hanım. Benim düğünüm kışın olduğu için evet, yani canım. Soğuk havada olduğu için. Hı-hı. Ben şu an kışlık bir halı tercih etmeyi düşündüm. Hani öyle istedim. Onunki yazlık mıydı yani? Hayır, ince değil. Bana ince geldi ama bir de bu yün halı. Hani daha sıcak tut. Benimki de evet benimki de yün halı. O kadar çok dikkat etmedim hani yerine ama. Renginden herhalde sen yanlış gördün. Olabilir. Evet hanımlar, şimdi mutfağımızı yorumlayalım. Hazır mıyız? Hazırız aslanım. Benim halıma 4000 TL bile etmez dedi. Ben onun serdiği halayı katlayıp sadece yatak oda kapımın arkasında saklarım. Keşke ben de seni evimin önünde görmeyip kapının önüne atsaydım. Mutfağını beğenemedim. Hiç beğenmedim. İçim bunaltıp. Evimdeki ankastre fırın senin evindeki ankastre fırından daha büyük. Üşenmedin ölçtün yani. Boş işler mi? Siz bu yatağa balıklama mı atlıyorsunuz? Aldığın halıları banyoma bile koy. Çocuk odası bildiğin. Berber sırasına mı giriyor gelen misafirler? Ne alaka onun orada? Ağzını böyle yapıştırsaydın da bugün hiç konuşmasaydın. Deneme bezimi burada bir de iğne kalmış. Yok, vefat eden benim büyük bir teyzem var. Depremde vefat etti. Ne diyorsun? Evet, yarım kaldı. Burada DNA analizine gerek yok. Burada direkt açık olarak görüyoruz. Yıkamamış. Çünkü burada etiketi zaman. Bile duruyor. Ölçü demode. 3 haftalık değil, 30 yıllık evli gibi. Aslında siz benden daha hızlı yaptınız. Az sonra. Evet, karşınızda İrem Gelin'in ince, uzun bir koridor görünümündeki mutfağı. Açık gri mutfak dolaplarını beyaz fayanslar ve tezgahla tamamlayan gelinimiz eminim bu küçük mekanda yemek yaparken zorlanıyordur. Ocağın hemen yanındaki pencereyi yere kadar uzanan beyaz tüllerle kamufle eden İrem Gelin, yerde de karışık desenli koyu renk bir halı tercih etmiş. Gelinimiz belli ki yeni evli olduğu için mutfağına da henüz bir avize almaya fırsat bulamamış. Hadi bakalım şimdi teftiş sırası gelinlerimizde. Buyurun kızlar İrem Gelin'in mutfağına.
Evet, mutfağımız biraz dar, açılar zor olduğu için oturduğumuz yerden yorumlamayı tercih ettik. Senden başlayalım Tunacığım. Aslanım, mutfağını beğenemedim. Çok sade geldi bana. Ocağının yanındaki baharatlığın içinde baharat dışında her şey mevcuttu, baktık. Yağdanının bir tanesi yoktu maalesef ve peçete sermişti. Hiç beğenmedim. Ve benim masamda beğenmediğin kuşları, kelebekleri getirmiş, tezgahının üstüne kullanmışsın. Tezgahımın üstüne kullanmadım. Orada baharatlığımı üstüne koydum ben. Salon objesi. Aynı şey sonuçta yine de. Üstünde değil ama o. Evet, sen ne diyorsun? Ayrıyeten... Ben de mutfağını hiç beğenemedim. Buzdolabının yanında küçük rende var, saklanmış oraya. Galiba onu oraya biz gelince hemen takmışsın gibi. Saklamışsın oraya. Normalde o üst ön tarafta duruyor ama ben onu oraya ittim bilerek. Çünkü kullanıyorum. Ben sarımsak hani bir şeyin tadı bir şey sinince öyle çok değişik bir tat oluyor. Ben sarımsak rendesi aldım küçük ayrı. Evet. Hani tatları karışmasın diye. Çünkü rahatsız olan insanlar var. O yüzden sarımsak rendemi o şekilde ayrı kullanıyorum. Ben. Öyle yapıyormuş. Başka var mı? Bir tek o mu rahatsız etti seni? Mutfakta avize göremedim bir de ben. Ona da bize şöyle, istiyorum. Sadece hani ben burayla oraya yetiştirebildim aslanım. Mutfağa da gerçekten. Nasıl aydınlatıyorsun mutfağını? Normal ampul var orada. Anladım. O şekilde. O yeterli oluyor mu? Yani evet, yeterli oluyor ve aspiratörün ışığı da çok aşırı derecede yüksek voltta olduğu için çok aydınlık yapıyor. Güzel. Bana yetiyor, yetiyorsa yani. Yetiyorsa sıkıntı yok. Evet Rümeysa'cığım. Aslanıncığım, öncelikle halısından başlamak istiyorum. Biraz halısı bana karmaşık geldi. Oraya daha leke götürecek tonlarda düz bir halı seçseydi daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Ayrıyeten de dolapların üzerinde çiğ köfte tepsisi gördük. Keşke onu biz geliyoruz diye kaldırsaydım. Antepli olduğum oradan da belli olsun biraz yani. Ne diyeyim ben, köfteyi sürekli yapıyorum yani. Evet. Ay niye? Yani haftada iki böyle defa bizi bir çiğ köfteyle, yapıyoruz. Bir yumurtalı köfte, bir yağlı köfteyle, bir mercimek köftesi. Bütün köfte çeşitlerini saydım yalnız Antep'te. Tadına baktım. Niye böyle bir karşılama yapmadın? Bayılırlardı bence. Saydıklarınızın dışında farklı bir köfte var aslanım. Öyle mi? Evet. Masada mı? Masada, yemekte. Peki. Benim yöremde, adetlerimde bunlar var. O tepsinin yeri orası. Senin yerin de cuma günü ben belirleyeceğim. Ayrıca de oradaki kelebekler benim de gözüme çarptı. Plastikti. Yani milyoncunun müdavimi olmuş gibi geldi. Onun yeri pek mutfak değildi. Ayrıca üçlü bir priz vardı. Yani o şu an kullanılmadığı için çıkartılabilirdi diyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Evet. Aslanım, hiç beğenmedim asla. Havluyu bir kere fırının takma yerine sokuşturmuşsun. İçeri girer girmez ilk gözüme çarpan şey, hafta başından beri bize diyor ki Tunalı benim evime, ben simetri takıntım var, simetri takıntım var. Dolabın üzerindeki magneti ters yapıştırmışsın, ben düzelttim. Hayır, o ters değil. O magneti büyük ihtimalle yapan kişi artık her kimse. Ben kuzenimin nişanına gittiğimde almıştım onu. Onun zaten nişan hatırası. Onu magnetin arkasındaki o mıknatısı ters yapıştırdıkları için kayıyor ve düşüyor. Onu yok, ne yaparsan ben çıktığımda da öyle duruyor. Hayır ama tekrar dönüyor bir zaman sonra. Ağırlık çöktükçe geri dönüyor. Ben onunla çok uğraştım. Başka bir şey var mı? Magnetten kopun. Yine avize. Magnet yani. Avize de bana demişti mutfağında avize yok diye. Kendisinde de göremedim aslında. Evet, halısını beğendin mi? Hayır, içim bunalttı. Koridorla da aynı halıyı kullanmış. Evet, çünkü senin halına çok yorum yapmışlardı yanılmıyorsam. O da kullanat halı bence. Bilmiyorum. O da kullanat halı. Evet. Mutfağa girdiğimde halıya bir baktım ki tencere karıştırır gibi kafası karışmış arkadaşımızın. Karma karışık halıyı koymuş, acilen halıyı değiştirmelisin. Benim mutfağımdaki sepetlere çok laf etmişti. Ama bugün görüyorum ki plastik kutu kullanmış. Hiç beğenemedim, hiç yakışmamış. Ben onları sürekli yıkıyorum. Hani ocağın yanında olduğu için yağ sıçrıyor. Evet. Ve ben onları her akşam onları yıkadığım için de hani hemen öyle kolay kullanılabilecek bir şey ya da herhangi bir şey olduğunda, çıkmayan bir şey olduğunda atabilecek ya da yapış yapış bir şey olduğu zamanlarda atabilecek şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Ama dekor olarak mutfağında hiç beğenmedim. Ben beğeniyorum. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hanımlar? Aslanımcığım, bu beyaz eşyaların fiyatını öğrenmek istiyorum. Beyaz eşyaların fiyatını öğrenmek istiyorum. Beyaz eşyaların fiyatı hepsi de 70 bin TL aslında. 70 bin TL. Evet, toplam. Aa, beyaz eşya demişken ankastresini ölçecektim ben Aslanımcığım. Öyle mi? Evet. Kendi evimdeki ankastreyi ölçtüm ve geldim metreyle senin evindeki ankastreyi de ölçtüm. Benim evimdeki ankastre fırın senin evindeki ankastre fırından daha büyük.
senin evin küçük olduğu için, benim evim büyük olduğu için benim tüm eşyalarımı minyatür dedin. Ama senin evindeki eşyaları görüyorum ki çok büyük kalmış. Ne diyorsun dış ses? Ben hemen size iki ankastrenin boyutlarını söyleyeyim aslanım. İrem gelinin fırınının eni 59, boyuysa 57 santim. Tuna gelinin ankastre fırınının ise eni 60, boyuysa 75 santim. Evet, daha geniş. Ne için iddia etmiştiniz? Aslanım şöyle küçük bir demişti, şey minyatür söyleyeyim. Minyatür demişti bana. Minyatür demişti sana. Demek ki minyatür değilmiş. Seninki biraz şöyle daha küçük. Şöyle sebebi daha var ama. Çünkü kendi kendisi babaanne normal yerden gelebilecek, normal yere konulmuş bir fırındı. Ama benimkisi gömme olduğu için altındaki dolap da var ve gömme fırınlar bir tık daha kısa oluyor. Altındaki. Benimki de gömmeydi. Evet. Gömme miydi, yerden mi konulmuş? Hayır, ben yerden konulmuş değildi. O ayrı dolap bir dolaptı. İçerisindeydi. Neyse, bunu mu tartışacağız? Tamam. Kendi evi küçük olduğu için tüm eşyaları onun gözünde çok büyük görünüyor. Ona sadece gülüyorum. Üşenmedin, ölçtün yani. Ölçtüm aslanım. Peki. Şimdi boş biz işler müdürümüz aslanım. Şimdi biz burada. Hayatım, kimin boş olduğu yüzünden o kadar anlaşılıyor ki. Geçemiyoruz. Söylemeye gerek yok. Cevap ver, buyurun. Söz savunmada savun. Yani ben ne desem duymuyorlar. Babaannenin bir lafını söylersin sen ya şimdi. Ya artık babaannemin de anneannemin de lafları kalmadı. Kifayetsiz de kalıyor. Evet, o zaman yani ben bir şey söyleyeceğim. Söz para etmiyor ki yanlarında. Beni bir lavaboya götür de. Tabii şu ellerimi yıkayayım. Aslanım, ben bir şey eklemek istiyorum açıkçası. Evet. Mutfağa tül koymuşsun tezgahın yanına. Evet. Oraya stor koyabilirdin. Daha mı iyi olurdu diyorsun daha sen? Daha iyi olurdu, evet. Onun fikri şöyle tabii. Şöyle söyleyeyim aslanım. Ben oraya hani stor koymuş olsam sürekli o yağlanıyor ve hani gerçekten temizliğe önem tülün veriyorum. Tülün daha kolay. Tül daha yıkanması kolay. Hemen at yıka hesabına kaça giriyorum. Kaça mal ettin o tülü? O tülü 1,5 bin TL'ye aldım. 1,5 bin TL. Evet. 1,500 TL, çok özür dilerim. Halısının fiyatını öğrenebilir miyim? Evet, halının fiyatını halı sordum. Halı da 1,000 TL. 1,000 TL. Evet. Çok pahalı bence o halı için. Evet, şimdi senden bir ricam var. Önce ellerimizi yıkayalım. Tabii aslında. Tamam mı? Ben ellerimi yıkamak istiyorum. Tabii, ben size buradan da haftanın ödüllü oyununa geçiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. 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 Ödüllü oyununa geçiyoruz. Hadi lavaboya geçelim önce. Buyurun aslanım. Mutfağı çok küçüktü. Hiç beğenmedim. Kendisi nasıl sığıyor acaba? Bir de dedi ki asansörlük fobim var. O mutfakta nasıl gün boyu yemek pişiriyor? O kadar şaşkınım ki. Aslanım elini yıkamak için banyoya gelecek ama burada da kendisine bir sürpriz karşılayacak gibi görünüyor. Buyurun aslanım. Ya, sağ ol güzelim. Ay, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oradan. Aldım. Bu ne? Bu aslanım yün. Ne yünü? Bu bizim Antep'te dam oluyor. Dam bilir misiniz? Bu çatıların açık hali olmuş oluyor. Heh. Bunu şey yapıyorlar böyle. Havlu var mı aşkım? Çok özür dilerim, sözümü unutmadım. Var, hemen var. Şuradan alayım. Allah Allah, ne alaka yazın hani. Yaz da değil ama. Yok mu havlu orada? Hemen veriyorum, buradaydı. Heh. Şöyle buyurun aslında. Sağ ol güzelim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim aslında. Şimdi bunu biz bahar temizliğinde böyle Ramazan'dan önce özellikle. Evet. Bütün döşeklerin içinde falan çıkıyor, yastıkların içine yün veyahut da orlan olmuş oluyor. Bunları böyle batırıyoruz damda. Böyle teşler deniyor. Teş diyoruz buna. Evet. Biz. Bunların içine yıkıyoruz böyle ayaklarımızla tepeleyerek. Nasıl? Bildiğim böyle basıyoruz, tepeliyoruz, yıkıyoruz. Ben de yastık vardı bir tane, onu çıkartmıştım. He. Bu da böyle kaldı kameralarda görünce. Bitti artık, yakalandım böyle. Ay biz geldik ya. Misafir gelecek yani hani ya, bunu evet diye koyman enteresan olmuş. Hani aciliyeti olmuş olmasaydı gerçekten. Böyle şey nasıl tepeliyorsun bunu? Ya şöyle hemen ufaktan göstereyim ister. Olur, göster. İzleyicilerimiz için de enteresan olacak. Tabii. Böyle batırıyoruz. Evet, arada da deterjan böyle koyuyoruz. Tamam. Bunu böyle köpüre. Bak şimdi devam sonra et, bak şimdi devam et. Köpürüyor mu bu? Hayır ama şu an ben buna deterjan koymuyorum. Sadece ıslanması için bunu bıraktım. Sabah koymuştum aslında böyle. Antep'in hamamları sallanır külhanları. Hoş gör mahallesinin dip dibedir damları. Bak çiğ köftenin adına, baklavanın tadına. Antep fıstığına. Aynen öyle, bir de buna. Evet. Yüne. Şey bu orlan ama. Bu orlan. Evet. He. Yün de var. Ay, helal olsun ama. gel.
Şöyle arada böyle ellerle de alıp çevriliyor, dökülüyor böyle, daha temiz olmuş. Peki bir şey söyleyeceğim, tabii. Vallahi tabii temizlik görüyor musunuz? Yani hani biz sirkeliyoruz falan filan diyoruz, bak çıkarıyorlar yastık kılıflarını, çıkarıyorlar yorganın içindekileri, mis gibi yıkıyorlar, dama serip kurutuyorsunuz. Evet, o şeyden de askılar oluyor, çamaşır evet. Oralara böyle. Tabii peki şimdi burada nereye asacağım bunu? Ben mi? Hmm. Ben bunu tekrar yastığın için ıslak bir şekilde koyup kurutma makineme atacağım. Öyle yıkanabiliyor. Daha önceden de denedim. Aa, yastık kılıfının içine koyup kurutma makinesi de kurutacak. Vallahi biz de yapabiliriz bunu. Dış ses gördün mü? Vallahi gelinimiz marifetleriyle gözümü yaşarttı aslanım. Ama yine de keşke bu işi bu sabah yapmasaydı da yakalanmasaydı. Gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim. Okey, bir dakika. Gelinler bunu görmesin. Biz bunu gördük şimdi, tamam mı? Gelinler bunu görmesin. Sen lütfen bir şey yap. Bu bir bence bir fikir oldu. Evet. Vallahi fikir oldu. İyi ki de söyledin. Banyo nasılsa puanlamaya tabi diyeceğim. Ya, tabii ki de öyle. Sıkıntı bu biraz yok. Gördüm geçtim hesabını alınca. Olsun, hiç sıkıntı değil. Bayağı ben sana böyle baktıkça aldım. Canım fıstık istiyor. Ya. Gerçekten içeri geçelim mi? Aslanım. Tamam oldu. İçeride yeriz olmadı. Tabii, buyurun. Hadi geçelim. İçerim aslanım. Haftanın ödüllü oyunu neydi hanımlar? Fındık fıstık soy bana, altın kolye tak bana. Bu görmüş olduğunuz altın kolyeden bahsediyorlar. Bakalım bu kolye hangi gelinimizin boynunu süsleyecek? 90 saniyede İrem gelin acaba kaç tane fıstık ayıklayacak? İrem kaç tane ayıklarsın? Valla bana kalsa bu tabağı bitiririm de işte. 90 saniyede. Yani o kadar da değil de yani. Ha. Evet, kaç tane yapmıştın Tunacığım? 22 tane. Evet aslında. Sen İremciğim, sen de 22 tane tesadüf bu ya. İkiniz de beraberesiniz bakalım. Antepli İrem size geçecek mi? Hep birlikte sayalım. 3, 2, 1, başla. Yapamaz. Hoppa. Buraya koyalım. Devam. İyi gidiyorsun. Çok kötüsün. Nasılmış? İyi miymiş böyle? Ha? Güzel ya. Konuşmaya benziyor muymuş? Gerginsin biraz. Aşkım ben sana şarkı bile söylerim. Öyle. Şarkı bile söylerim. Öyle. Vay be. Dinleyelim o zaman. Kara kedi gireceği yine aramıza sevişim. Değiştir. Ne söyleyeyim başka? Benim şarkımı söyle. Yar ayrı gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım. Bak. Seni. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bitti. Pardon hocam. Sizce kaç tane soymuştur? 15 tane. Sayarız, evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bunlar da böyle yarım yarım. 18. 19, evet. Çok minik 19. Evet. Yapamadın. 19. Yapamadım. Geçiyordun. Olmadı. Ama çok sert geldi elime. Kırmaya çalıştım, kıramadım. Bir de yüzükler çam. Çıkarsaydın yüzüklerini. Keşke de çıkarsaymışım. Gerçekten. Yani çok böyle şey oldu. Bükmekte kırmak. Tabii zor olur. Zor olur. Böyle. Hay Allah, neyse tabii yani maşallah bunlar senin, ama tabii buradaki en maharetli gelin olmak da çok değerli gerçekten. Ne yazık ki sen elendin
Antepli İrem. Olsun Aslı Hanım, ben asla üzülmem. Kaybetmek de güzel, kazanmak ama da güzel. Ama sen sadece haftanın maharetli oyunu olan tabii altın kolye ödülümüzü kaybettin. 50.000 TL ödülü, acaba bu hafta bizden hangi gelin kazanacak? Şimdi biz buradan yatak odası yorumuna geçiyoruz. Buyurun hanımlar. Haftanın oyunu için iddialıyım. Çünkü elim çok çabuk, arkadaşlarımı geçeceğimi düşünüyorum. Abartı ve ışıltı diğer adı olan İrem Gelin'in şaşalı yatak odasına hoş geldiniz. Pırıltılı örtüsüyle gözümü alan yatak, pencerenin önüne öyle bir konumlandırılmış ki ne sağında ne de solunda adım atacak yer kalmamış. Dar alanda kısa paslaşmalar adlı yatak odasının biçare komodinleri de makyaj masasının altına sığışmak zorunda kalmış. Gold detaylarıyla göz alan avantgard yatak odası bakalım nasıl yorumlanacak? Gelinimizin yatak odasındayız. Katip Hanımcığım, sizden başlayalım. Gözlüğünüzün hakkını verin lütfen. Aslı Hanımcığım, bendeyken çok ufak tozlara bile takılmıştı. Ben de gardımı alarak geldim. Bugün benden korksun. Toz ben görmedim ama burada. Aslı Hanımcığım, hemen göstereyim. Yatak başlığı. Kadife. İnanılmaz. Ah bu kadife. Bir toz var. Hani... Bunlar toz topluyor böyle ama. Bunu hiç mi görmedin? Ama şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşım. Dün avizem yoktu. Ve ben yangına körükle gittim biraz. Nasıl o vizeyi yani, dün gibi akşam hemen gittim aldım. Taktırdım. Benim. Evet. Marangoz da geldi burada, bayağı bir orayı delip taktığı için de her yer toz duman içinde kaldı. Her yeri temizledim ama gerçekten orayı gözden kaçırmış. Peki niçin bunu akşam taktırdın? Ne gerek vardı? Çünkü normalde ev sahibim ben söylediğimde izin vermedi. Evet. İşte hani ben yeterince aydınlatma yaptım. Şu mu aydınlatması? Tek spotla. Vardı. Bir de çok normal zor lambası ışığı vardı. Kadife, ay bir şey söyleyeyim mi? Benim de kadife ya. Ay, o ne ya? Geçen bir baktım şöyle bir yaptım. Bu ne dedim. Her gün temizlik olan ev yani benim bir evde. Bir de gösterme böyle çok elinizi acayip sürene kadar ya da yok, ıslak böyle, bir şeyle. Yok böyle yapman gerekiyor. Göstermiyor kendisini. Bilen bilir. Bilen bilir. Aslan, evet, benim de kadifeydi ama toz çıkmamıştı. Ondan da çıkmasaydı çok iyi olurdu. Evet, bence de. Zaten bence de. Haklısınız. Kusura bakmayın, gerçekten çok değişik sonra bir telaşı. Aslanımcığım, fon perdelerine geçmek istiyorum. Fon perdelerini odasına uygun bulamadım. Görmüş olduğunuz aksesuar da normalde salon aksesuarı, buraya hiç yakıştırmadı. Bir uyum yok mu bu odada? Yok aslında. Hayır yok. Aslanım, hiç uyum yok. Bu odada yok, evet. Uyum. Sence de mi? Bence de uyum yok. Sence? Yok. Allah Allah. O kadar çok konuşulacak şey var ki aslında. Evet, kesinlikle. Konuşun, buyurun o zaman. Öncelikle ben benim küçük bir ücra köşede kalmış örümcek ağıma takıntı yapmıştı ama bu o kadar görülecek bir yerde ki. Komodinleri hanımefendi buraya koymuş. Siz bu yatağa balıklama mı atlıyorsunuz? Nasıl geçiyorsunuz? Halılar desen seksek oynayarak koridora çıkıyorsunuz herhalde ayrı bir biçimde. Şimdi bunun tek hali yok muydu? Tek hali. Normalde ben bunu tek hali aldım. Sonradan geri kestirdim. İkinci gününe gittim, kestirdim. Böyle de böyle koyun postu atmış gibi dur. Gerçekten çok kötüydü. Ve mesela kayınca hepsi birden kayıyordu ve yerinde durmuyordu. Böyle bölüp bölüp yaptım. Halı kaydırmazı da altına yerleştirdim ve yerinden hani sabit bir şekilde duruyor daha çok. Hani böyle daha kullanışlı oldu benim için. Böyle tercih ettim. Ben aldığın halıları banyoma bile koydum. Hayatım, ayrıyetten de bu başlık ne böyle ya? Çocuk odası bildiğin. Ya bir şey çocuk diyeceğim. Siz geldi? Ezber mi yapıyorsunuz? Sen söyledin. Eda, sen de söyler misin Allah aşkına? Demek ki doğruyu biz düşünüyoruz. Ben aynı şeyi uygun bulamadım. Ya evet, siz papağan gibi hepiniz aynı odası şeyi tekrarlıyorsunuz. Papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyorsun. Hadi bir dedi okey, iki dedi görmezden, üç dedi aynı dedi. Sen de söyledin de bak, senin başın kel mi? Söyle bari. Söyledim zaten. Bu başlık yatak odasına uygun değil. Hayır, nasıl bir başlık olmalıydı? Burası çok ağır. Yani çok basit, spor çok konfor aslında. Çok spor kalmış. Belki evet, yatak odası takımının ki olabilirdi. Bu takımın içindeki başlık zaten. Gerçekten evet, mi? Evet, dergideki aha takımın içindeki başlık. O zaman asla hiçbir şekilde değiştirmedim. Her şeyi aynı i̇şte şekilde takıma aldım. İşte birazcık karıştırsaydın değiştirmen gerektiğini anlardım. Daha bir başlık oradan seçebilirdim. Oradan sallanmış yani, ben ama şıkım, ben sporum diyor. Yatak örtüsü?
Yatak örtüsü şık bir örtü ama başlıkla ikisi birleşince facia. Evet. Bir şey söyleyeceğim, bu yatak odası takımının fiyatı ne? Şöyle söyleyeyim Aslanım, bizim babamın tanıdığının bir yerine gittik biz. Normalde 60 bindi, biz 55'e indirdik. Aynı sonra en son fiyat yaparak 50'ye anlaştık. 50 bin TL'ye aldık. Maşallah. 50 bin edecek. Çok fazla. Çok fazla. İyi ki tanıdık ha. Tanıdık olmasaydı yani. Ne olacaktı? Vizeyi ne kadar ödedin? Ben onu 300 TL'ye aldım. Keşke taktırmasaydın. Eşinin kafası değmiyor mu oraya? Bir de buraya balıklama atlıyor. Diyorsunuz ya, yok, çarpmıyor musunuz oraya? Eşim selfie boylu al yazmalı değil yani, o kadar uzun boylu da değil. Uzun geldi bana da ve bu avantgard odaya hiç olmadı. Yani kızlar, bu benim tercihim. Gerçekten herkesin fikrine de zikrine de saygım var. Evet. Ben ona bir şey demiyorum. Bizim elbette evimizde ki çok saygım varmış gibi görmüyorsunuz. Evet, ama ben misafirim. Şöyle söyleyeyim, ben bunu demin mutfakta da söyledim dış sese. Anneannem her zaman söyler, ağzında kan da olsa kızılcık şerbeti diyeceksin diye. Ben misafir olarak geldiysem evinize ve beni ne kadar alabiliyorsanız alttan almaya çalışacaksınız. Bu bir ev sahibinin görevidir her zaman için. O sebeple ve sen de. Ve şu an ben de normalde dişlerimi geçirmiş olmam lazım ama ben ev sahibiyim. Yatak odasını kaynanan mı seçti? Bana öyle demiştin. Benimkinden efendim? Hiçbir farkı yok. Yok yani takımı. Yatak odamı kaynanan çok seçmiş olsaydı aslında. Emin ol böyle bulamazdın. Çok kaynan benziyor. Çünkü daha zevkli. Dolabımız bir neredeyse birebir aynı. Sevsiz olduğunu biliyorum. Yani. Hani daha böyle renkte, canlı renkleri hayır. Sadece bu dolabımız değil yani. Aslanım birebir neredeyse aynı. Benim dolabım da bu tarz ve aynada parmak izleri var. Ya da bugün parmak izleri var. Demek istiyor. Yani hani bir ikimizin de mobilyası evet. Bu kadar birbirine benzerken evet. Neden ben o kaynanan yoğun seçti bana, o diye puan bana demek istedin galiba. Evet. Ve makyaj masanın üzerinde eşinin kullandığı tıraş aleti var. Ne alaka? O yani? Tıraş aleti berber değil mi hayatım. Ne o? Onu peki? Hiç kullanmadı. Bir kere bile kullanmış olsa zaten ben onu oraya tamam koydum. Tamam da neden orada yani? Asla. Hiç güzel değil. Hiçbir güzel bohçada mı vardı hani? Evet, bohçada vardı. Hani banyoya gelen koy. Misafirler de hani girmek istiyorlar, görmek istiyorlar. Neyi görmek istiyorlar? Şey berber yapıyorum. Sırasına mı giriyor gelen misafirler? Ne alaka onun orada? Canım sen de sıraya geçsene, ben seni yok canım, benim sakalım ve saçım yok. Sen bana kuaför salonuna geldik demiştin ama ben de berber salonuna gelmişim. Bir lavabo eksik, kafasını böyle sokup yıkayacağım derecede bir lavabo beklerdim. Yani orada sadece gördüğüm bir o tıraş makinesi de değil o. Onu da söyleyeyim, belirteyim. Bu hani şey kulağın şarjlı. Etrafındaki ufak tüyleri çekiyor böyle içine. Salona koydu aslanım. Ürünlerin yarı parçasını getirmiş, yatak odasında kullanmış. Evet. Buranın uyumu. Ne yapayım, çöpe mi atayım? Çöpe atma da çöpe buraya kullanamıyoruz. Ne alaka yani? Hiç uğraşmamışsın yani. Direkt uygun değil almışsın. Mi? Birisi Anya'da, birisi Konya'da. Ve bu içinde evet. Mum olması gerekiyor. Anladım. Zaten şu perdelerin fiyatını da söyle hayatım. Perde aslanım don, şöyle şu ben aynı yere diktirdim bütün evin perdelerini. Tamam. Buraya ne kadar ödedin? Aslanım buranın tamam. Perdesi 2000 lira hepsi içinde. Peki. Halının fiyatını öğrenebilir miyim? Halının fiyatı 3000 TL arkadaşlar. Oo, 3000. Çok pahalı. Evet, tavşan tüyü halı. Biraz abartıyorsun gibi geldi. 3000 liralık değil yani. Evet, çok. Ya onun metrekaresi bile, onun metresi bile yani çok pahalı bir halı gerçekten. Hmm. Tavşan tüyü olarak geçiyor. Gerçek değil herhalde değil mi? Yok, gerçek ben değil. Çalıştım. Evet. Orijinal değil Allah. Zaten. Arkadaşlar sakin olun. Ben sakin olmayan bir şey olmuş gibi göstermiyorum. Ama yaptım. Hayır, yaptım. Ben yapmıyorum. Ben asla beğenmedim. Arkasını çevirip ayrı ayrı gösterebilirim. Evet. Halısı konusunda yalan söylediğini düşünüyorum. Kesinlikle o halı 3000 TL etmez. Yatak odasını hiç beğenmedim. Onun yere serdiği halılarını ben banyoma paspas yapmam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çeyizini çok merak ediyorum. Bir taraf bakalım Bitlis, bir şey taraf Gaziantep mi? Olunca nasıl öyle. Bir çeyiz bizi size bekliyor dolu olacak. Dolu dolu böyle gözünüzü doyurabilecek bir tamam. Bakacağız çeyiz bakalım. Vereceğim. Hadi İnşallah. Bakalım çeyizdeyiz. Görüşürüz. Dün İrem'in evine girdik. Orada yatak odasına tam bir kuaföre gelmiş demişti arkadaşımız ama bugün de kendi yatak odasına girdik. Berber salonuydu resmen. Tam bir fiyasko. Güneydoğu'nun incisi Gaziantep'in geleneklerini İstanbul'a taşıyan İrem Gelin çeyizinde de hayli iddialı. Rengarenk banyo lifleri, dizi dizi yemeniler ve tabii ki süslü püslü kına hatırasıyla öne çıkan çeyizde yok yok. Bir değil, üç değil, en az beş geline yetecek kadar çok parça bulunan çeyiziyle bakalım İrem Gelin hayal ettiği kadar beğenilecek mi? Fıstık gelinimizin fıstık gibi çeyizindeyiz değerli izleyenler. Daha çiçeği burnunda gelin olunca çeyizleri de böyle gümbür 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 sesi duyuyor musunuz? Bir gümbürtü sesi var. Yok ben duyamadım. Yok aslanım biz de duyamadık. Nasıl? Ben duyuyorum gümbür gümbür gümbür.
Çeyiz işte. Cümbüş görüyorum burada. Cümbüş. Renk cümbüşü. Farklı cümbüş. Farklı çeşit çeşit. Evet. Sen ne gördün? Aslı Hanım ben gümbürtüleri duyuyorum. Duyuyor musun? Bak duyuyorum. Aferin. Sen? Ben de duyuyorum. Ben lif olarak fazla görüyorum yani. Anladım. Lifler gerçekten... Çok fazla. Liflerin gümbürtüsü bak daha fazla sana söyleyeyim fıstıkçım. Evet bunlar ne güzel lifler ama bak. Hani lif var, lif var yani. Evet, bunlar güzel da güzel. Senin yaptığın bir şey var mı çeyizde? Benim yaptığım Aslı Hanım şöyle söyleyeyim. Şurada bir tane yazma vardı. Bu ne böyle elinde? Kızlar bunu baksanıza benim, kendisi yapmış. Bunu benim amcamın ben asker eğlencesinde yapmıştım. Çok küçük yani 9-10 yaşlarında. Sen yaptın. Evet. Helal yani olsun. Şöyle çok basit bir örnek olsun. Ama babaannem yapıyordu. Anlamı bu çok tarz güzel şeyler. Hayatım bakar mısınız? Evet. Ay yıldızlı. Evet, böyle bir desenin üstüne yapmak. Bir haftada yaptım. Çok amcamın kıymetli. Asker eğlencesine yetiştirmek için. Ay canım benim. Ama bir şekilde pardon, oldu. Bunu sorabilir miyim? Bu makine deneme bezimi. Burada bir de iğne kalmış. Yok aşkım. O şöyle bir şey. Bir tane vefat eden benim büyük bir teyzem var. Öyle annemin mi? Kuzeni. Yani teyze gözüne gördüm. Allah rahmet eylesin çok yavrum. Teşekkür ederim aslanım. Bunlardan yapıyordu böyle kasnak. Vefat etti. O da öyle yarım kaldı. Kaç yaşında vefat etti? Depremde vefat etti. Ne diyorsun? Evet. Nerede? Hatay'da. Ah be yavrum. O zaman ay mekanı cennet olsun. Teşekkür ederim. Öyle olsun. Yarım mı kalmış? Evet, yarım kaldı. Ben de onu koymak istedim. Ay bu çok acı bir şey. Bir şey. Çok acı evet, bir şey. Konuşma. Vallahi burnumun direği sızladı. Evet. Sen de buna nasıl evet, denk bir şey söylemeyeceğim. Ne diyeceksin ya? Çok hassas nefesini de üstüne takmıştı. Tüylerim diken evet. Diken. Neler yarım kaldı be yavrum. Öyle. Neler yarım kaldı. Ne hayatlar, ne can. Çoluğu çocuğu var mıydı? Var. Kızıyla beraber vefat etti. Ay kurban olsunlar. Ay Allah sabır versin. Ay Allah sabır versin. İşte ölüm var dünyada. Anlatabiliyor muyum? Bunu bilerek yaşamaya, birbirimize bunu bilerek, birbirimize ona göre hoşgörüyle davranmaya bence ihtiyacımız evet, var. Kesinlikle. Bakın tam şu noktada şunu bulup bizi hatırlatan Rabbim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hatırlayın diyor. Yani bu da bir mesaj bence. Kesinlikle. Bu mesajı alın. Hepimiz alalım bu mesajı. Vallahi güzel bir çeyiz görüyorum. Senin çok göstermeyi arzu ettiğin bir parça varsa lütfen bizimle Aslanım, paylaş yavrum. Şöyle söyleyeyim bu benim en değerli parçalarımdan bir tanesi. Biraz böyle hani seccade şey. Seccade mi bu? Evet seccade Aslı Hanım. Evet. Biraz böyle rengi gitmiş gibi gözüküyor. Hı-hı. Ama bunu benim vefat eden dedemin annesi kaynan yani anneannemin çeyizine koymuş. Aa. Anneannemin kaynanasından gelme. Çok almış. Eski. Yani 150 yıllık bayağı. Var mı? Ya herhalde. Ona nereden geldi henüz onun bilgisine ulaşamadım ne yazık ki. Ama yenilenmiş ama o belli. Eski. O kısmı neresi? Yenilenmiş mi? Yok aynı. Hadi canım. Gerçekten aynı. Sadece burası hani şey Antep'te yataklıklar oluyor. Oraya da güneş vurunca evet. Da böyle iz kalmış. Aa güneş almış. Evet. Aha. Rengini güneş almış evet, derler. Evet o şekilde toplanmış böyle. Ay ama canım. Buralar falan aynı. Hiç değişmedi yani. Ay vallahi bugün ne kadar anlık şurada ya. Da biraz sarı böyle bir leke vefat var görüyorsunuz. Tekrar mekanı cennet çok teşekkür ederim aslanım. Öyle olsun. Ah, ah. Yani bir de büyük nenem de yani annemin nenesi oluyor. Tam benim kırkım çıktığı gün vefat etmiş. O da çok böyle enteresan bir konu. Ay ne olur. Ya tabii. Bu güzel şeyler konuşalım. Evet aslanım. Ne olur hepimizin bir yarası bir var, bir acısı var. Tabii kanamasın ki şimdi. Öyle. Biraz böyle ama çeyizinde de onları görüyorum. Kesinlikle geçirmiyorum. Bu benim kayınvalidem tarafından geldi. Bakın bu ne? Evet. Yastık kılıfı. Ne yastığı? Bir yastıkta. Kocayın yastığı. Aynen öyle. Evet. Ya normalde bunu doldurup kullanacaktım. Aslında hani kaynanam da söyledi ama koyabilecek gerçekten hani yerim olmadığı için bir de evimden dolayı. O sebepten dolayı ben çok şey yapmadım, tercih etmedim. Böyle çeyizime bakın, koydum. Bakın çok güzel. Bunlar genelde Mardin işi. Evet. Kaynanamların tarafı sana. Bitlis hop, tarafına Bitlis. Ait. Bitlis. Mardin hemen evet. Anladım. Onlar dur bordoyu sana. Bu güzel siyahı da sana. İnceleyin evet. Yakından. Bu da çok çok güzel. Evet. Bence gayet yeterli. Bu da aynı şekilde Bitlis'ten gelen. Bu takım mı İremciğim? Evet. O mu? Evet o yastık takım ama bu hazır arkadaşlar. Evet. Ben dantellerini çok beğendim ama kalitesiz duruyor.
Evet, biraz ince. Şey, hani şöyle söyleyeyim, yazlık nevresim takımının şey gibi, böyle hani nevresim takımları oluyor onlardan. Bu mutfak takımı değil mi? Evet, mutfak takımı ve içerideki vitrinlere de koyuluyor aslında. Bu piko takımımız var. Evet, efendim, yastıklarımız var. Bunlar el bezimi. Bu ne böyle düz düz? Bu mu? Bu nedir bunun mesela? Bunun da anısı biraz acı. Tamam, acılara girmeyelim. Evet. Acıların çocuğu olduk vallahi billahi. Yazmalarımız, Yemenilerimiz. Kızlar ne diyorlar sizin orada buna? Bunlara mı? Bunlara yazma normal mı? Yazma deniliyor ya da başbağı deniliyor. Başbağı evet. Deniyor. Bak, liflerin güzelliği. Evet, onlar set halinde aslanım, şöyle. Hakikaten çok güzel lifler gördüm ya. Bunun da mı? Hep set set. Evet, bunlar set halinde bu şekilde. Kim yaptı bunu? Bunları halam yaptı memleketten. Bir şey söyleyeyim. Ve halamın elbisesi de yaptı. Halamız hayatta, Allah uzun ömür versin. Öyle, ya Rabbi. Çok şükür. Bir şey söyleyeceğim, çok güzel. Şimdi enerjimizi yerine getirecek bir şey soracağım. Bu çeyiz 51 TL'yi hak eder mi? Eder. Eder. Çok teşekkür ederim. Ben etmez diyorum aslanım. Sen evet. Bu haftanın evet, en merak ettiğim çeyizi ve evi sensin. Bakalım neler olacak. Sen ne diyorsun? Bence etmez. Çok gereksiz fazla aslanım. Hmm. Ben bu kadar fazla istemiyorum kendi çeyizimde. Fazla diyorsun. Gibi. Fazla. Yani. Arkadaşım, gereksiz olan neresi var? Bir de biraz çok var? Kullanılmış ürün var galiba. Evet. Ha. Nasıl? Öyle mi? Çok kullanılmış ürün. Onların hiçbiri kullanılmamış. Sadece hurçların içinde kaldığı için rütübet kokuyorlar. Tüylenmiş evet, kokar. Evet, tüylenmiş ama. Ama gerçekten hiçbir. Ya bir tane o kullanılmış hakikaten. Onu da kullansınlar ya. Ben ver bakayım belki. Ama. Ver. Bir şey söyleyeyim, tüylenmiş artık. Allah Allah. Nereden geldi ya? Bilmiyorum. Sen bu şey annenin evinden de hani kullandığın yok, bir şey miydi? Yok, onlar çekmecemde, onlar ayrı. Buradan söyle, bir komşunun falan bir şeyi karışmış buraya. Bunlar ne oluyor? Şey gelmiş ya. Asılıyor mu bu, ne bu? Yok aşkım, onlar şöyle diğer tarafına karşılığına yastık da böyle geçiriyorlar. Evet, yeni gelinlere galiba de böyle. Hani eskiden böyle ne oluyor şimdi bu yeni yatak gelinlere? Örtüleri olmadığı için buradan delik açıyorlar. Tamam. Böyle kurdele, kırmızı kurdele, yastık kılıfı olmuş oluyor. Çok eski bir parça. Evet. Tabii evet. Çok eski bir kesinlikle parça. Kesinlikle. Hadi buradan masamıza geçelim mi artık? Geçelim aslanım. Gaziantep masası mı göreceğiz? Hem de nasıl. Allah Allah. Öyle. Kuru patlıcan var mı? Var. Başka ne var? Her şey İçli var. İçli köfte var mı? Bence gidip görmek lazım. O zaman ne duruyoruz? Gidelim, gidelim görelim. Gidelim. Buyurunuz efendim, sunum masasındayız. Gaziantep'li İrem Gelin'in sunum masasında gastronomi başkentimizin nadide lezzetleri dizi dizi yerini almış. Kuru dolmadan içli köfteye, yuvalamadan karışık kebaba kadar ağızları sulandıracak ne varsa bugün bu masada. Kıskançlıktan çatlayarak bu şahane lezzetlerin tadına bakacak gelinlerimizin yorumlarına geçmek istiyorum müsaadenizle. İrem Gelin sunum masasındayız. İrem'cim, ellerine sağlık diyelim öncelikle. Evet, burada görüyoruz, hemen ilk göze çarpan kebap var. Evet. Antep'te olmazsa olmaz mangal, olmazsa olmaz kebap. Öyle aslanım. Doğru mu? Doğrudur. Peki anlat bakalım bize. Şimdi aslanım, bu yani görüyorsunuz karışık bir kebap. Babam yaptı. Babam? Evet, babam kebapçı. Babam kebapçı mı? Evet. Burada kebapçı dükkanınız mı evet, var? Evet, burada. Yakında. Sağ olsun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür karışık evet. Antep kebapı. Karışık. Her şey içinde var. Urfa var. Adana var. Ondan sonra işte incik var. Tavuğu incik hangisi? Var. Şu. Hani kanadın bir tık daha açık ve büyük haline incik deniliyor. İncik deniliyor. Evet. Acı biber var. Acı biber tabii, olmazsa olmaz. Peki. Közlenmiş biberli domates de var. Çok güzel gözüküyor. Çok teşekkür ederim. İçli köftemiz var. Burada Antep'in yuvarlaması bayram mı? Evet, yuvarlaması. Yuvarlama değil, yuvalama. Değil mi? Yuvarlama değil ya, mi? Öyle söyleriz ama Antep yuvarlama. Sen şimdi Antep şivesiyle evet, söyle bakayım. Antep yuvalama demiş. Doğrusu. Ya evet, yuvarlama evet. Hani sen de böyle kibar kibar yuvarlama. Yani. Demeye gerek yok, sulu köfte de bari. Ya, ya yok. Yuvalama ne ya, o yuvalamadır. Öyle aslında. Bu müthiştir. Kim yaptı öyle onu? Babaannem. Ay, ellerine sağlık. Çok kuru patlıcan. Etli mi, zeytinyağlı mı? Hangisi?
Zeytinyağlı. Etlisi de mi var, hangisi? Etli var ama şöyle biz onu etli yapmıyoruz ama çok ağır oluyor yani. Hı-hı. İnsanlar bazen rahatsız oluyor. Zaten içinde hani pirinci var, yok, salçası olduğu için. Şu nedir? O yapma aslanım. İçli köfteden kalan hamur hani genelde heder olmasın ya da atılmasın, hı-hı, diye. Anneannem onu çoğu zaman böyle avucun ortasında, hı-hı, yapıyor. Ve kızartıyor. Çayın yanına böyle. Çok güzel olur. Ya da baharat koyuyor kadar... onun içerisine. Evet, var. Çok güzel olur. İçinde siirt'te var. De vardır. Kimisi ismeket der, kimisi ırk der. Kıyma da koyulur o bulgurun içerisine. Evet. Kuru soğan doğranır. Reyhan koyulur. Bol karabiber, tuz. O kadar lezzetli olur ki. Ya ben ona bayılırım. Böyle öyle, bulgurdan böyle köfte gibi kızartıyor. Ama onun için sade aslanım. Hmm, sade. O sade. Ha. Sadece hamur şeklinde. Gelin evi pastası. Evet. Wow. Onu da ben yaptım aslanım. Eline sağlık güzelim. Valla ellerinize sağlık hayatım. Çok teşekkür ederim aslanım. Biz de teşekkür ederiz. Evet hanımlar, nasıl bulduk masayı? Senden başlayalım Rümeysa'cığım. Tabii ki aslanımcığım. Hı-hı. Öncelikle yemek takımından başlamak istiyorum. Yani yemek takımın çok spor. Daha günlük bunu kullanabilirsin. Ayrıca hani bütün hafta boyunca toza dikkat ettin ama ben burada tabağımda leke görüyorum. El lekeleri içinde DNA çıkar demiştin ama burada DNA analizine gerek yok. Burada direkt açık olarak görüyoruz. Kendisi. Seyircimize de göstereyim. Bir tabağı rica edebilir miyim? Tabii ki. Yani bunu ben koyacak değilim sonuçta. Herkesin tabii ki de savunması var. Ama keşke bunu biz geliyoruz diye keşke yıkasaydın. Kesinlikle. Bence günlük kullanıyor galiba. Bence de bunu günlük kullanıyor. Yıkamamış ya. Yıkamamış aslında. Yıkamamış. Çünkü burada etiketi bile duruyor hala. Hangisi? İnsan bunları yıkamaz mı ya? Önünüze koyuyorsun. Duruyor? Ben yani burada duruyor. Sarmada etiket yeni var. Yeni aldım hayatım. Yeni aldım ama yıkarken yıkayabilirsin. Yıkamadın mı? Neyi? Yeni aldın diye yıkamadın ama mı? Ama şey tam böyle tellemedim. Normal. Telli değil ki burada baktım. Direkt çıkar yani. Direkt çıkıyor. Ama o kadar çok uğraşmadım yani görmüyorum. Hayatım uğraşıda hiçbir şey yok bak. Çok da zorlanacak bir şey yok. Yani direkt çıkıyor. Direkt burada olabilir, gözden çan. De kaçmış olabilir arkadaşım. Direkt şöyle bırakıyorum. Aslanım galiba evet, bıçak yok. Bıçak mı yok? Evet. Arkadaşım şöyle, aslanım yani Antep'te çok fazla bıçak kullanılmıyor. Elbette ki koyulması gerekiyor ama yani kullanılabilecek Antep'te. Evet kullanılmıyor yani biz genelde mesela içli köfteyi elimizle yiyoruz. Hı. Bunları mesela çatalla alıp ekmeğin arasına koyup o şekilde yiyoruz. Hayatım sen yiyorsun. Aynı şekilde. Biz nasıl evet ama yani? Şu anda bir Antep sofrasındasınız. Nasıl ben dün arkadaşımın evinde, İrem arkadaşımın evinde kalkıp da hani çatalla koyduysam, böyle elle yediysem ya da bıçakla kesmeyip yediysem, hı-hı, nasıl yenilmesi gerekiyorsa öyle yedim ve bunlar da bu şekilde yenilmesi gerekiyor. Bıçak kullanabilecek bir yer olmadığı için ben fazlalık yapmasın diye masaya koymak istemedim. Fazlalık bıçak. Evet, hı-hı, tercih etmek istemedim yani. Bir şey söyleyecek misiniz bununla ilgili? Evet, dün biz masada konuşmuştuk. Yemeyen insanlar için ekstra iki tane çeşit yapılabilir diye. Burada da aynı şekilde bıçakla yemek yiyen insanlar var. Onları düşünüp kesinlikle bıçak koymalıydı. Bıçak şimdi davet yiyebilecek... masasında... Davet masasında evet, kesinlikle çatal, kaşık ve bıçak olmalı. Evet. Olmalı. Ya, elbette. Yani şimdi tabii ki sizin aile kültürünüzde evet bu olmayabilir. Lakin bunu söylemem lazım çünkü bizde Antepli benim dostlarım var ve ben birçok evet, Antep masasına konuk oldum. Kusursuz masalar hazırlarlar ve mutlaka ve mutlaka bıçağı, peçetesi, dört dörtlük masalar çıkartırlar. Hani öyle, biz bıçak kullanmıyoruz dersen Antepliler pardon nasıl yani biz öyle elle mi dalıyoruz? Şimdi elle yenecek şey var hani bir laf vardır ya et balık kelle bunlar yenir. Elle misali. Okey ama ben davet masalarında bütün Antepli arkadaşlarımın evinde bıçak gördüm bir kere. Çünkü misal vereceğim şimdi bu bıçak olsaydı şimdi sarmayı aldık. Bunu böyle değil de kesip lokma şeklinde işte bunu bu şekilde biberi bu şekilde domatesi hani kesmek evet, suretiyle işte neyse bunu da o şekilde. Bu bir kültür bak bu aileden gelen evet, bir alışkanlık. Nasıl bu tabakların hepsini böyle koyduysan keşke hani bunu bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. Kesinlikle. Çatal kaşık bıçakları da bence bundan sonra koyacağını düşünüyorum. Öyle. Çok değil teşekkür mi? Ederim. Ay bu nasıl? Sakın yanlış anlaşılmasın arkadaşınızın. Bazı şeyler bizim alışkanlıklarımızdır. Hep söylerim bazı ailelere ne derim çok sık söylerim. Orta sehpa olması gerekir der kimisi. Kimisi der ki ay orta sehpa gereksiz. Öyle. Bu da bir alışkanlıktır. Bu da anneden geçen bir şeydir. Birçok şeyimiz zaten aileden bize miras kalıyor. Evet. Ne gördüysek ailemizden annemizden onu uyguluyoruz.
Doğru mu? Doğru aslında. Aslında evet. Bir de normal tepsiyi sunumluk olarak kullanmış. Ben onu da yanlış buluyorum. Şunu? Evet. Bu ne tepsisiydi? Bu benim söz tepsimdeki çikolatalara koyduğum. Hı-hı. Daha sonrasında bohçaya da aynı tepsiyi kullandım. Ben damat bohçası götürürken damat şekerlikler yaptırmıştım. Onları koydum. Yani yıkadım, temizledim. Onu da öyle yemeği servis etmek istedim. Yani çok aslında tepsi görevini görmüyor. Hani ben o evet, manada şimdi artık böyle kullanılabiliyor. Sunumlar var ya süslü püslü aynı. Var ama içlerinde cam kaplar görüyoruz. Böyle tepsinin içine koyuyoruz. Evet, hepsi birbiriyle alakasız. Aslanım bir de rica etsem şuradaki zımbırtıyı bana verebilir misiniz? Bıçak tarzı. Bıçak tarzı zımbırtı. Evet. Aslanım, sen bize direkt günlük masa hazırlamışsın. Bunlar ne alaka yani? Döner mi keseceğiz biz burada? Döner bıçağı ya bu resmen. Kocaman. Evet, buna ne keseceğiz? Bak burada kaç çeşit pasta kekler var. Onları hiç uyumlu bulamadım ben. Kızlar siz uyumlu buldunuz mu bunları? Normalde o pasta günlük kullandıklarını koymuş herhalde. Uzunluğunu uyumlu buluyorum ama masaya uygun bulmadım. Ya evet, renk açısından biraz daha krom kaçıyor. Yani siyaha doğru biraz koyu kaçıyor daha siyah doğrusu. Siyah zaten o hayatım. Hayır şey, üst tarafını söylüyorum ben. Hani biraz daha koyu kalıyor. Gümüş tam böyle tarafı. Gold kalmıyor. Siz evet, rengine mi taktınız, ediyorum. İşlevine mi taktınız? Biriniz döner bıçağı diyorsunuz, biriniz renk diyorsunuz. Renk ve çok basit. Aslanım rengini uyumlu bulmadım. Şu sunumluklarla. Orayı bitirelim, ona geçelim. Tamam. Rengini uyumlu bulmadınız. Aynen. Ama işlevi için gerekli böyle bir şey diye düşünüyorum. Ben sen ne diyorsun İran? Gerekli ama bana fazla uzun geldi. Döner bıçağı benzettim sadece. Bu şekilde. Belki böyle kaça aldın onları? Et kıyarım yani. Et mi kıyacağım? Yani yaparım böyle bir şeyler. Bu yok, biz burada onu şöyle ver bakayım. Onu bıçak evet, yerine bıçak kullanabiliriz. Arkadaşlar. Bu değil ya. Bu değil mi? Pasta için yani o. Bunu mu dedin döner evet, için? Evet, bence bıçak yerine bunu koymuşlar. Eti mi böyle? Evet evet. Böleyim ben bunları zaten. Şey size böyle sunum yapayım aslında. Böyle ha? Bak işe yaradı, gördün mü? Hani bıçak kullanmıyordu şimdi de eti bölelim diyorsun. Ama bak işte hayatım. Öğrendi. Şimdi gerçekten aslanım evet söylediniz ama hani. Normalde biz o bir tane uzun olanı bir şiş deniliyor. Evet. O bir şiş olanı büyük bir tırnaklı ekmek oluyor. Onun içine koyuyoruz. Sarıp salatasını falan koyup böyle afiyetle yiyoruz. Nasıl sarabiliriz ki? Masa zaten küçücük. Nasıl açalım biz ekmeği hayır, buraya? Hani normal bizim yediğimiz tarzdan bahsediyoruz. Ya sen o zaman öyle yemişsin. Ben burada nasıl yiyeceğim? Onu alıp ben şu an düşünüyorum aslanım nasıl yiyebilirim diye. Oturduğumdan nasıl beri ben bu yemekleri evet çok güzel olmuş. Nasıl mı yiyebilirim? Evet nasıl yiyebilirim diye düşünüyorum. Canım mesela bunu çok çekti ama nasıl keseceğim? Bunu mu? Evet nasıl alacağım? Ekmeğe sar diyor ama nasıl saracağım? Sen bence çok düşünme böyle göster şeyleri göster arkadaşına ya. Nasıl sarıp nasıl mesela yiyeceğini. Mesela bir tane bana dürüm yapsın. Göstersin değil arkadaşım. Dürüm yapar mısın bana bir tane rica etsem? Bu ekmek biraz küçük kaldı. Ya baban lavaşları minik minik bizi düşünerek yapmış ama işte. Şöyle alayım. Ekmek de parçalanmasın diye çaba göstereyim. Islanmış çünkü yağından dolayı. Şimdi bu çukur kaba koymayacaksın herhalde. Hayır aslanım. Şöyle bırakayım. Bir heyecan şimdi yaptım. Alıyorum. Elleriyle hazırlıyor böyle sana. Ortasına koyup şuradan biraz da salatadan koyuyorum aslanım. Evet tabii. Hakkı neyse onu koyacaksın. Öyle. Biraz da soğan pivazından koyuyorum. Soğanı yer mi bir sorsaydın? Yer. Bunun tadı böyle geliyor. Ay. Vallahi yaptı dürümü. Çok da güzel. Başka ne koyacaksın? Acı biber? Yani o midesine dokunabilir. Acı çok acı çünkü aşırı derecede acı. Midesine dokunabilir. Ondan yana bir şey demiyorum. Hadi bari şimdi ne yapıyorsun şimdi burada göster. Saracağım. Şöyle saracağım. Aa bir dakika. Şuradan bir tane de fıstık hayır, koysam. Hayır sakın asla öyle bir şey. Yok şaka yaptın zaten. Belki de koymuşsun da bize çaktırmamıştın. Yok, şimdi yok, böyle mi dürüm oldu? Gözünün dürüm önünde. Oldu mu bu? Evet şu an böyle bu şekilde. Dürüm mü oldu? Evet aslında. Bence sadece dür oldu. Evet biraz küçük olduğu için dür olmuş olabilir. Dürüm biraz elini, daha eline. Büyük oluyor. Koy bakayım onu sen dürü. Şöyle. Şöyle kendi ellerimle yedir. Aferin aman. Hizmette sınır yok bizim gelinlerde. Aç ağzını kız kuş gibi ağzın var az daha aç. Ya ben senin gibi açamam. Teşekkürler. Tamam yap onu ye. Böyle. O masaya yaparsın artık. Yaparım tabii ki de. Hiç sorun değil güzel. Benim için. Duygu dürüm bozukluğu. Bence olmamış. Senin duyguların karışmış ya. Dürüm değil de. Senin kastım gerçekten tam söylediğim gibi. Buz gibi zaten. Soğumuş mu? Hı-hı. Ne yapalım? Ya evet olabilir. Konuştunuz onu. Bu kadar konuşmak, kesinlikle. Etmek soğudu tabii. Bu sıcak sıcak yenir. Yani ona da hadi o yapabilecek zaman, bir şey yok. Afiyet olsun diyelim. Afiyet eksikleri olsun. De soralım. Sormak istediğiniz bir şey varsa, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Örtü demode.
bana göre. Yeni geline yakışmayan bir örtü. 3 haftalık değil de 30 yıllık evli gibi. Ayrıca de lekeler var şurada. Kendisi bütün hafta boyunca titiz olduğunu İnanılmaz gösterdi ama. Aynen öyle. Ama evinde hiçbir şekilde şöyle bir şey. Siz de biliyorsunuz mesela hani çıkmayan lekeler oluyor. Mesela dolmadan dökülen yağ lekesi bu hiçbir zaman için çıkmıyor. İçindeki o baharatların kalıcı olmasından ne bileyim herhangi bir şeyden dolayı çıkmıyor. Yani ben bunu daha önceden kullandığım için misafirlerime ne kadar da yıkasam elimde de çitilesem de gerçekten çıkmadı. Evet, misafirimi kullandın. Misafir 3 haftada çok mu misafir ağırladın? Ya çok değil öyle 3-5 kişi geldi. Hani daha ben gidiyorum onlar geliyorlar ama kullandım yani. Kullanmadım desem yalan söylerim. İremciğim bunun fiyatını alabilir miyim? Bunların fiyatı 1.000 lira. Hepsi içerisinde peçetelikleri, runner'lar içinde. Şu bardakların fiyatı nedir? Bu bardak takımı 3.500 TL'ye aldım. Ama yemek takımlarını da duyalım. Yemek takımlarını da 4.500 TL'ye 4.500, evet. 12 kişilik mi? Evet, 12 kişilik. Güzel fiyat. Çatal kaşık bıçakların? 1.500 TL'ye aldım. 1.500 TL. Evet. Başka ne yapacaksın? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Aslanım ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Herkes çok merak ediyor işte hani nasıl yapıyorsun? Bunları sen mi yaptın? Yani annemle şey yaptı, anneannem yaptı. Arada da ben elimi kattım ama çok fazla yapamadım ne yazık ki. Onun için ben size göstermek amaçlı, herkes çok merak ediyor o şeklini falan nasıl verildiğini. Ben size göstermek evet, istiyorum. Evet, listesin elinde şu anda. Evet, listesi sen bize içli köfte yapacaksın. Ben yardımcı olayım mı? Ay, şuradan uzatsana evet. Rümeysa'cığım. Teşekkür ederim. Şu servisini arkadaşım. Şöyle kenara mı alsak acaba? Şunu şöyle içine. Açılsın. Evet. Bilmiyorum. Al bakalım. Şöyle rica edelim. Aman aman. Listesi bunu da vereyim sana. Şimdi, ay tepsin de güzel, tek bir güzel. Teşekkür ederim Aslanım. Evet hayatım, hem konuşalım hem de püf noktalarını anlatalım. Aslanım, öncelikle ellerimizi yıkıyoruz. Ben elimi yıkayıp geldim evet, zaten masaya. Öyle evet. Geldik. Şimdi buradan ilk başta biraz alıyoruz. Benim de ellerim temiz, yüzüklerimi çıkarıyorum. Şöyle, buyurun. Ben de alayım. Aslanım. Şöyle evet. Aldım. Aldıktan sonra biraz avucumuzun ortasına koymadan. Sen, küçük değil mi o ya? Böyle. Bir tık daha alacağım şimdi avucumun ortasına göre ayarlayacağım tamam. Onu. Şöyle. Böyle alıyoruz elimizde. Ortaya koyuyoruz. Ortaya sizin yaramınızı koyuyoruz. Da ben alayım. Şöyle. Tamam. Evet. Biraz daha yuvarlıyoruz. Tamam. Böyle. Ne yapıyoruz sonra? Sonra yine aynı şekilde şöyle 3 parmağımızı batırarak ortasından hafifçe bastırıp böyle kenarlarından destekleyerek böyle elimizle açmaya çalışıyoruz bunu. Tamam. Tabii arada yine yağla su karışımı kullanıyoruz elimize. Aslında siz benden daha hızlı yapıyorsunuz. Biliriz bir ufak bir şeyler bizde. Şöyle daha hızlı olur. Oluyor mu? Evet, oluyor aslanım. Yani anneannem de öyle yapıyor. Anneannem elleri tombul olduğu için biraz o da böyle yapıyor. Parmağı sığmıyor çünkü çok. Evet, ben de anneannen gibi evet. Yapıyorum. Evet. Anneannenle biz görüşürüz arada böyle doldururuz. Tabii aslanım. Böyle yaptık. Sonra tekrardan gelelim. İnce olması önemli. Evet. Böyle içine koyuyoruz. Sen şimdi şey usulü yap. Ben de siyet usulü kitel gibi yapayım. Şöyle. Bak ben böyle elimle alırım. Tamam. Tabii. Ne yapıyoruz? Şimdi biraz daha elimizi ıslatıp aynı avucumuzun ortasına şöyle elimizle şöyle. Yavaş yavaş hem alttan çeviriyoruz hem de üstten yavaş yavaş kapatıyoruz. Evet. İyi ki varsın canım. Sayende bir şey öğrendik. Siz benden daha çok şey öğreneceksiniz. Göreceğiz bakalım. Daha sonrasında yine aynı suyla. Aha. Suyu bu kadar kullanmamızın sebebi de çatlaklar oluşup da içi dağılmasın diye. Sonra yine aynı şekilde böyle hafif hafif bastırarak böyle ince uzun şeklini veriyoruz. Evet. Böyle olmuş oluyor çok aslında. Güzel vallahi çok evet. Güzel. Ben de siirt usulü kiteli bizde böyle yaparlar. Şunu da biliyorum. Ay vallahi ne zamandır elime almamıştım ama yaptım yahu. Çok çok. Ay bir alkış alalım yani. Çok güzel oldu. Evet. Vallahi şöyle koyalım. Koyalım. Pek bir hamaratız değil mi? Öyle aslında. Bak bak bu da şey böyle yumurta gibi. Evet. Şekli öyle benziyor. Ellerimize sağlık. Öyle olsun. Çok da güzel aslında. Şekil verdik. Ben gideyim eve birazcık içli köfte yapayım. Böyle soğutucuya atayım. Atıyor musunuz soğutucuya? Yok öyle çok böyle donuk bir buz tadı geliyor. Hava geldiği için biz taze taze yapıp taze taze yiyoruz. Evet ağzımızın tadı. Elim böyleyken alayım tabii. Ben bir tane. Tabii. Tadı vereyim. Hadi afiyet olsun o zaman. Afiyet olsun. Peki bu masa 50.000 TL'yi hak eder mi? Etmez. Etmez.
Kesinlikle etmez aslında. Bir sakatat masası değil. Evet, sakatat değil. Çeşit bence az bu kadar kendini... Aslanım bence tadına bakmadan yorum yapmasınlar. Tadından bahsetmiyorum. Çeşit olarak söylüyorum İremciğim. Tadına ve çok uyumsuz. Bence siz hayatınızda perde mi çekip geldiniz? Yok canım, sen çekmişsin perdeyi. Senin o dünkü ne kadar aldığın o perdeler, o ucuz uygun perdeleri mi çektin yani? Perdelerim ucuz değildi. Benim perdelerimi alıp sen bugün çekmişsin gözlerini. Yok, benim perdelerim çok... Birazdan ben fonları çekeceğim ama gözlerini. Sen bence o dilini içeri çek biraz. Şimdi birazdan şu acı biberi bir sana, çok bir sana. Çok acı ama. Hadi hadi. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Buradan aslında düğünü izlemeye geçiyoruz. Masada bıçak olmamasına çok şaşırdım. Sunumluklarını hiç beğenmedim. Çeşidini az buldum. Biraz daha özenebilirdi. İremciğim, her şey için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O lezzetli ederim, yemeklerin üstüne çay da güzel afiyet gidecek. Olsun. Vallahi seviyoruz çayı. Afiyet ay, olsun. Ay, fıstıklar duruyor mu bakayım, duruyor. Duruyor hala. Şimdi İremciğim, eşin adı neydi? Cemal. Cemal'le nerede, nasıl tanıştın? Cemal'le şöyle, ben iş yerindeki bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Farklı bir düğüne gitmiştik. Kaç yıl önce? 2,5 yıl oldu aslanım. Orada çekindiğim fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştım. O da oradan görmüş arkadaşımın aracılığıyla. O şekilde görmüş, yazmış işte kuzenine. Hani böyle böyle nasıl bir kız gibisinden. O da iyi demiş. Hani konuşmaya o şekilde başladık biz. Evet. Evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifi şöyle. Benim dedem vefat ettiği için bayağı uzun bir zaman geçti aradan. Biz iyi flört ettik bayağı. Daha sonrasından da nişandan bir 2-3 gün öncesine de evlilik teklifi geldi. Peki geldiler istemeye. Evet. Aileler nasıl, anlaştı mı? Adetler birbirine benziyor mu? Şöyle söyleyeyim aslanım, adetler birbirine benziyor ama birkaç çelişkiler de elbet arada pürüzler oluyor. Ne kesinlikle gibi mesela? Yani şöyle söyleyeyim, hani onların tarafı bizim taraf uzakta olduğu için denk getirmeye çalıştık. Bir de onlar hani genelde memleketlerine gittikleri için denk gelmesi biraz zor oldu. Bingöl'e gidiyorlar. Bitlis'e. Bitlis'e. Evet. Aile Bitlis'te mi yaşıyor? Yok, onlar değil. Benimkiler Antep'te olduğu için Bitlis'ten dedesi ve nenesi gelecekti. Ha. Tam uymadı bizim amcamların zor izinleri yani falan. Bir çok zor gelmeyiz oldu. Orada biraz anlaşmazlık oldu. Antep'te buluşuldu. Yok, burada. Tutturamıyorum. Ben i̇zin, bir türlü tutturamadım. İzin aldı, geldiler onlar da. Burada buluştular evet, yani. Burada. Antepliler şükür geldi. Bitlisliler geldi ve İstanbul'da buluşuldu. Aynen öyle. Kaç kişi oldunuz? Yani çok, bayağı fazla ya. Peki bu, peki hangi, nereden bir bu fotoğraf? Bu nişandan bir fotoğraf aslanım. Neden siyah tercih ettin? Neden siyah mı tercih ettim? Yok, tam siyah aslında. Siyah. Evet. Benim hayalim de nişanda, hani kınada, yani bence kına kıyafeti kırmızı olması gerekiyor. Düğünde de zaten beyaz gelinlik. Fiyatı ama mı dedim kadar? Hani 4000 TL kiraladım. Hani o şekilde tercih etmek Allah istedim. Allah, bir de siyah konseptte sis organizasyonu da siyah vardı. Siyah seviyor, kanepeleri de evet, siyah. Evet, çok mesela seviyorum. Perdeleri de siyahlı. Evet, siyah aşık bir insanım. Wow. Ne takıldı evet nişanda? Setimi annemle babam taktı. Bu seti evet, annemle anne, babam. Bu Tuğralı olan. O Tuğra düğünde takıldı. Kuşak bağlanırken amcam taktı. Bilezikler. Evet, bilezikleri, yüzükleri kaynanamlar aldı, sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Kına gecen nasıl oldu? Kına gecem düğün salonuyla aynı yerde oldu. Kına gecemde 3 kıyafet giyindim ben. Ne kadar kiraladın? 3 tane kıyafetlerin fiyatı evet. Kına ile düğün aynı yerden ve baş makyaj hepsi içerisinde 20.000 TL'ye denk geldi. Evet. Peki adetler vardır mutlaka. Tabii ki de. Olmazsa olmazınız. Neler evet yaşadınız? Bizde kına yüzüğü var. Kına da aslanım. Kına yüzüğü. Evet. Şu an şu orta parmağımda şu olan. Evet. Kına yüzüğümüz oluyor bu. Evet. Kına yüzüğü. Ne aha oluyor şimdi? Bu kına yüzüğü takılmazsa ayıp sanırlar böyle erkek tarafına. Ayıplarlar. Evet. He. Hani bir yüzük bile takamadı gelinimize diye. Kına bunu da hangi aşamada takmak zorundalar? Tam avcumuza hani şey konuluyor ya. Kına takılıyor. O sırada altın konulmuyor. Bizde yüzük takılıyor. Altın o çeyrektir, tamdır, evet, yarımdır. Yerine
bu yüzük takılıyor. Ve yüzükler bu model mi olmak zorunda? Yok, onu ben seçiyorum ya. Allah elini versin. Ben de illa o model sandım. Yok, hayır, onu tamamen... O Antep'te mi var? Evet, bu Antep'te var. İrem'ciğim, bir de organizasyoncu tutmuşsun galiba. Evet, organizasyon. Fiyatı nedir? 5000 TL. Ay, Antep'lilerde şey vardı böyle, ya, ya, evet, ya. Var. Çektiniz var. Mi? Evet, var. Aç bakalım kınada nasıl göbek atmışlar bari. Bir dakika. Ay çok güzel. Gerçekten çok eğlenceli olmuş fakat takım merasimi de epey uzun sürmüş gibi. Çok uzun sürdü. Düğün kaç saat sürdü? Düğün bitti. Evet, takım. Ya 1,5 saat falan, daha fazla da olabilir yani benim tahminimce. Bir de aynı bu topuklu ayakkabıların üstünde. Evet, bunları giydim. Hayatım rahat. Kaç tane bilezik takıldı? Olgu topuk yani. Giyin gelinlik. Buradan söyleyeyim bak, şimdi bizi yeni evlenecek gelinler var. Dolgu topuklar. Çok rahat değil mi? Evet, rahat. Dolgu topuk mesela yedek yaptırtın, spor ayakkabısı alın. Kesinlikle uzun böyle. Değil mi? Hani böyle yine dolgu topuk var. Evet. Hafif ayakkabı tercih edin, ağır değil. Yani ama aslında şöyle, benim gelinimde bir problem yaşadım ben. Provaya gittiğimdeki şeyle aynı değildi. O altındaki tarlatanıyla o gün giydiğim tarlatan aynı değildi. Ve ben elimden geldiğince kuafördeki bayanlara sıkıştırmaya çalıştırdım. Onlar evet, yeter yeter dedi. Evet, çok böyle oturdu. Zaten buralarda kan topladı omuzlarımda. Ne? Evet. Ve şöyle bir talihsizlik oldu. Biraz fazla kilolu duruyorum. Ben düğünümden bir hafta önce eşimin kuzeninin kınası düğünü oldu. Oraya gittikten sonra kaynanamlara geçtim. Orada da merdivenlerden düştüm. Yok ben. Artık. Evet. Aa, gerçekten. Geçmiş olsun. Çok teşekkür geçmiş ederim kızlar. Olsun. İlk başta hastaneye gittiğimizde omurilimde kırık gördü doktor. Belirli bir zaman sonra ete doğru dayanmış kemik. Eğer hani korse kullan dedi. Geçmezse ameliyat olma riskimi söyledi. Çok şükür korseyi de sağlam bir şekilde sıktım. Gelinin içinde de onları kullandım. Biraz sağlık zor oldu ama... Aşkım. Biraz kilolu iyi, ne olacak? Evet, şu an korsan yok mu? Yok, şu an yok. Niye çok takmıyorsun? Şükür. Hani çünkü o şey kemikten uzaklaştı, etten uzaklaştı. İçin ameliyatlı bir durumda kalmadı. Hiç yani hani ertelemin, ay bozuluyor, şişman çıkıyor. Öyle. Takılmayın hiç Allah aşkına. Sağlık çok çok mühim. Evet, ben balayına nereye gittiğinizi merak ettim. Aslı Hanım, şöyle söyleyeyim, balayına biz gitmedik. Çünkü buraya geldiler balayı yerine, bizdeler. Ya şöyle söyleyeyim Aslı Hanım, bizim Antep'ten gelen misafirlerimiz olduğu için bir de Antep'te şöyle bir adetimiz var. Hemen 3-4 gün sonra büyüklerin yanına el öpmeye gidilir. Neden? Çünkü hani şey, düğünden sonra hani herkese teşekkür mahiyetinde, onların varlıkları için, başımızda durdukları için bir büyük teşekkür mahiyetinde el öpmeye gidiliyor. Allah'tan sağ hepsi. Evet, gidebilecek bir aileniz var. Evet. Şükretmek için şükürler çok sebebiniz olsun. Var. Evet, balayına gideceksiniz inşallah. Gideceğiz. Evet değerli izleyenler, ekranlarını yeni açmış izleyicilerimiz olabilir. Gelinimiz sadece 3 haftalık evli. Bizim programımıza da nişanlıyken başvurmuşlar. Evet. Sonrasında böyle bir durum gelişince balayı yerine bizim programımıza geldi. Yani aslında 2 hafta oluyor da bir haftasını bizimle geçiriyorsun. Evet, gerçekten öyle olmuş oluyor. Peki. Evet. O zaman hadi güzel bir ilişki testi yapalım. Yapalım aslında. Hadi şöyle bu altını sana verelim artık. Ay evet, çok içimde kaldı ya. Ya ben istiyorum onu. Ara Cemal'ı. Cemal de. Cemal. Arayayım Aslı Hanım. Bu altını alalım de. Hayatım. Efendim aşkım. Şimdilik. Yanlış birini mi aradın? Yok, hayır. Kocam mı? Evet. Tamam. Evet, benim Cemal. Kocam. Efendim. Ver. Cemal, Aslı Hünal ben, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Valla çok emniyetten Cemal'le mi konuşuyorum acaba? Nedir bu? Ne resmi bir ses, ne çok ciddi. Ne otorite, çok mu ciddiydin? Evet, çok ciddi. Sen çok ciddisin, karın da o kadar matrak. Biraz öyle, evet. Valla zıt kutuplar birbirini çekermiş, öyle mi? Öyle, kesinlikle katılıyorum. Tamam. Şimdi biraz gül, biz de bir rahatlat. Güldü bak. Ay evet, sevmem ben öyle şey. Ben esprili bir ablam var senin. Şu anda unut ekranı falan. İlişki testine başlıyoruz. Alkışlar gelsin Cemal Meyrem için.
Şimdi Cemal'cim soruyu soruyorum, tamam mı? Çok iyi dinliyorsun ve ben bu altını ikinize çok vermek istiyorum. Evet, bekliyorum. Bak şimdi Cemal'cim, ikinize aynı anda soruyu soruyorum. Fakat senden cevap istemiyorum. Öncelikle eşin cevaplayacak, ardından senden rica edeceğim. Okey? Tamam. Hadi tamam. Bakalım başlıyoruz. İlk soru geliyor İrem. Eşin Cemal'de sıklıkla sakal tıraşı olur. Çok az ya. İki çok haftada az. Bir falan herhalde. Tamam. Evet. Evet, Cemal'cim cevap lütfen. İki haftada bir. Evet, peki Cemal neli börek sever? A kıymalı, B peynirli, C patatesli. Kıymalı. Peki. Ay şey, patatesli. Patatesli evet, mi? Çok sever. Çok patates, sever. Patates, peki. Cemal. Efendim. Böreği neli seviyorsun? Tabii ki kıymalı. Aa. Ya. İlk şık her zaman doğrudur kesin. Ya. Nereden patates? Ama... Patates dedi, bu uydurdu. Sana bir daha patates ya, yapmayacağım. Ya ben et hastasıyım ama ya. Yapmaz böyle bir şey ya. Vallahi önce kıymalı dedi Cemal ya. Sonra niye değiştirdin sen? Ben onu anlamıyorum. Niye değiştirdin? Patatesi çok seviyor ama. Patates ne yapsın çocuk, ucuz. Patates ucuz. O da pahalı aslanım. Çok mu patates yemeği yapıyorsun? Çocuk mecbur kalıyordur. Ne yapsın sen patatesli börek yapmıyorsan? Böyle değil mi? Tavuk bile karıştırdığında patatesini ama yiyor. Şimdi değil mi? Sürekli patatesli börek yapıyorsun. Dur bu. Cemal'cim de ses çıkarmıyordur damadım, yiyordur değil mi? Değil mi? Bak ablan anladı senin ya derdini. Hepsini seviyorum tabii de ya, seçenek olduğu için maalesef ki kıymalı. Evet, neyse önemli değil, devam ediyoruz. Neyse hani şu anda hala bir şansınız var. Şimdi kayınvalidenle aranda bir problem olsa eşin kimin tarafını tutar İrem'cim? Haklıdan yana ama kayınvalidenin tarafını tutar ya. Sürekli ben haksız oluyorum çünkü o konuda. Haklıdan yana. Evet, haklıdan ama yana. Kayınvalide dağır basar diyorsun. Peki. Evet Cemal. Evet, çok güzel bir soru. Zor değil mi? Çok zor bir soru. Ama şimdi yani hiç siyaset yapma. Eşimin yanında oluyorum. Ben de senin yanında olacağım akşam. Akşam yan yana geleceksiniz dedi. Tabii. Devam ediyoruz. Oğlan dayıya kız halaya benzer derler. Kızın olsa hangi huyunun görümcene benzemesini istersin? Öncelikle görümcem çok saf kalpli. Asla saf olmasını yani o kadar temiz kalpli olmasını istemem şahsen. Hmm. Ama böyle biraz şey, böyle abaltından sopa gösteren bir huyu var. Öyle bir şey olsun isterim. Görümcenin var mı öyle bir huyu? Şimdi hem saf kalpli hem abaltından sopa mı gösteriyor? Ama bilmiyorum. Eşim de çok saf. Yani ikimizin de karışımı herhalde saf olurdu ya. Böyle saf temiz kalpli biri olurdu. Sen nasıl olmasını isterdin saf yani? Saf temiz kalpli. Peki. Evet. Akıllı olmaları. Ama yeter. Sen de. Ne oldu? Ya ben anlamadım seni. Şu an acaba hani şey olduğu için niye böyle söylüyorsun? Normalde yani işte yok yaprak çok saf böyle temiz kalpli, hani inceliğinden falan diye düşünüyorsun. Kızacağım ama ha, bak acı biberlerden sürerim ağzına. Vay vay, ama sürmesen yine de bence. Peki kayınvalidenin kızlık soyadı ne İrem? Hadi cevap bilmiyorum. Ver. Kocanın ağzına biber sürüyordun. Ne ama haber? Bunu bilmiyorum. Kocam da bilmiyordur herhalde. Yok artık. Ben neyi sorsam çünkü kocama evlenmeden önce de evlendikten sonra da bilmiyorum diyor. Bence bunu biliyordur ya. Sanmıyorum. Sen bilmiyorsun. Peki ben soracağım. Ben bilmiyorum ne yazık ki. Annenin evlenmeden önceki kızlık soyadı neydi Cemal? Özdere. Bunu da bilmezsin. Ya hanımın bilmiyor. Evet, nasıl bilmiyor, onu da bilmiyoruz. Bundan sonra ben sana bir şey dedim de bilmiyorum cevabını alırsam. Yani şunun gibi aslında Cemal, şimdi tartışmayın ben şöyle bak. Bak şimdi anlayacaksın karını. Peki sen kayınvalidenin kızlık soyadını biliyor musun? Yani İrem'in annesinin evlenmeden önceki soyadını biliyor musun? Evet. Dur o zaman dur, bir dakika, bir dakika. Ne? Keskinler. Ama kimlikte de Keskin yazıyor. Keskin. Evet. Keskin Keskinler, dur bakayım. Evet. Söyle. Keskinler. Vay be. Nereden biliyor? Annemin kimliğini almış olabilir. Daha önce hastaneye götürmüş. Annenin kimliğinde evlenmeden önceki soyadı mı yazıyor?
Yok, hani kimlik değişmeden önce hani orada kızlık soy ismi yazıyor. Hala annenin ya. Kimliği mi değişmemişti? Yok, değişmedi. Ay ben de ne konulara girdim. Şu an ben düşünüyorum. Vallahi kendi kayınvalidenin kızlık soyadını gerçekten. Orada görmüş olabilir kimliğin arkasında. Bravo. Damadım sana bravo. 3 haftalık evlisiniz. Evlendikten sonraki ilk tartışmanızı soracağım. Ne konuda oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim Aslan Hanım. Tartıştınız mı? Şöyle, aslında çok tartışma demeyelim de ona. Çiçek, bir tane kadın sahildeydik. Çiçek getirdi. Evet. Almadığı için çok kızdı ve çiçeği ben aldım geri. Almadı. Nasıl yani? Vermiyor para, almıyor. Olabilir. Çok gereksiz buluyor ya çiçek almayı. O yüzden cansız çiçek aldı. Sözleri. Belki oradan almak istememiştir. Yok, kadın getirdi. O kadar da ısrar etti. Yarım saat başımızı vuruyor ama almadı. Görüyor musun ya? Ben aldım geri. Sen aldın. Evet. Ama kendisinin parasıyla aldım. Siz böyle şeylere bakar mısınız? Çiçekçi geldi, al hani. Ay ne güzelmiş yanındaki hanımefendi, hanımına al bir çiçek dedi. Aslında ben daha çok almasın diyor. Ben de öyle diyorum. Ben de öyle diyorum. Niye böyle şeyleri tadıyorsun? Ben gülleri çok seviyorum. Tamam dur, iyi. Evet Cemal'cim, hatırladın mı canım? Hafif böyle aranızda bir 3 haftalık evlisiniz, o tatlı bir gerginlik olmuş. Neyle alakalıydı o? Çiçek. Almamışsın kıza. Almadım, evet. Almadınız, bildiniz, almışsınız. Niye almıyorsun oğlum sen? Ya ben çiçeklere değer veren bir insanım hani. Çiçeklere değer veren bir insanım. Koparılmasını istemiyorum hani doğa işi. Bak çiçekten sen var ya damat. Güzel. Bir laf var şimdi, ben derim ki arkadan dolaştın. 2 puanı kaptın benden. Helal olsun vallahi Cemal. Seni tebrik ederim ya. Teşekkür Bak, ederim. Bak işte böyle bir bakış açısı var. Yani çok enteresan. Evet, ben hani her böyle zaman bunu söylüyorum zaten. Evet, evet. Ama çiçek de bir kadını mutlu eder. Olmadı sen evet. Toprağıyla, saksısıyla falan al. Büyütsün hani, baksın, şey yapsın, tamam mı? İstiyorum da kendisi biraz asabi mi? Yani çiçekler ben çiçekleri de biraz fazla seviyorum da ben diyorum sen başı ben yapacağım. Hay canım. İnşallah alışır, o da alışır. Daha çok küçük. İnşallah. O da alışır inşallah, çiçeğe bakmaya başlar. Ben de çok severim çiçekleri. Peki dönüyoruz dış sese. Kaç yanlış? Aslı Hanım tam 4 yanlış cevap var. Gerçekten mi? Ne diyorsunuz ya? Vallahi 4. Ay şaşırdık biz. Cemal'cim, kardeşim çok evet. Memnun olduk. Seni tanıdık. Ben de çok memnun oldum. Canım benim. Mutluluklar diliyorum. Hayırlı işler çok diliyorum sana ederim. Kardeşim. Evet, bizden bugün ilişki testinde bir altın kazanamadınız. Ama belki de bizden 50.000 TL'yi kazanacaksınız. Bilemiyoruz. İnşallah hayırlısı. Hayırlısı, iyi olan kazansın diyelim. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz Cemal'cim. Çok bol sevgiler kardeşim. Veriyorum hanımına bak. Bol şanslar. Herkese bol şans diliyor. Kibar damadım. Aferin. Alkış damada. Hoşça kal. Hoşça kal. Ay sevdim çocuğu. Vallahi sevdim. Kızma sakın. He. Öyle. Vallahi şöyle söyleyeyim. Aslanım bizi iyi çocuk bulmuşsun. Öyle. Ya yani o yüzden zaten İlişki hani erken evli. Bize laf etmişti ama kendisi 4 tane soruyu bilemedi. Ya ama şöyle söyleyeyim. Ay boş ver söyleme. Çok yiyor ya. Ya hangisini yediğini söyleyeyim. Çok yiyor. Sen heyecanlandın kocanın sesini duyunca. Anladık biz. Şimdi değerli izleyenler, gelinlerimiz Antepli İrem gelin için puan kullanacaklar. Çok merak ediyorum senin puanlarını. Puanlamadayız. Benim sana puanım. Tek soru soracağım. Vicdanın rahat mı? Çok rahat. Yazıklar olsun. Karşılamayı hiç beğenmedim. Benim için lezzetli yediğim ama arasından çıkan çürük bir yer fıstığısı. Az sonra. Haftanın 3. gününde büyük ödülümüz 50.000 TL için. Gelinler İrem geline şu anda puan kullandılar. Gördüğün gibi kutunun içinde puanlar. İrem'cim başlayalım bence. Başlayalım. Daha fazla merakta kalmasın kimse. Yüzleşelim bir. Evet Eda'cığım senden başlamak istiyorum. Kısaca tabii sebeplerini duyalım. Öncelikle eline emeğine sağlık her şey için. Teşekkür ederim. Karşılamanı beğendim. Sunumunu beğendim. Geri kalan hiçbir şeyi beğenmedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim tekrardan. Puanımı açmak istiyorum Aslı Hanım. Oldu, puanını aç Eda. Sonra konuşuruz gerekirse canım. Evet.
Benim sana puanım. Bir puan. Tek soru soracağım. Vicdanın rahat mı? Çok rahat. Sen eve gidince vicdanınla baş başa kal. Deminden beri beğendiklerini söyledin. Kapı karşılama olsun. Tamam sadece. Sunuklarım olsun. Bunları beğendiğini dile getirip de bir de böyle gözümün içine baka baka bir puanı karşıma çıkartıyorsun ya. Yazıklar olsun. Hiç emek vermemiş mi? Sadece dediklerime ve emeğine. Bir. Bir verdim. Evet. Yani benim evim İrem'in evinden kötü değildi. Ve İrem'in evinde kendi emeğiyle yaptığı bir şey gerçekten göremedim. Yani benim evimde emekle yaptığım, yani sırf siz geleceğiniz için bile ben dün elektrikçiye gidip avizeyi evet. alıp getirmem, adamla sürekli olay iletişime değil. Geçim, onu bile hani abi şöyle, abi böyle gibisinden idare etmem. Yani gerçekten ben şu an çok şey yaptım yani, beklemiyordum. Kullanmış olduğum bir puanlı üzerindeki yeşil rengine ve fıstıklara verdim. Ben yeşil rengini çok severim. Ben seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. İnşallah rüyalarına aynı bu şekilde girerim. Tuna. Aslanım, ben çeyizini beğendim. Sunumu maalesef beğenmedim. Hı-hı. Karşılamayı hiç beğenmedim. Ben puanımı açmak istiyorum. Puanını görelim Tuna. Benim sana puanım. İki puan. Atalarımız yine güzel bir söz söylemiş. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Hı hı. Tuna'da da ben bunu gördüm yani. İki mi vermiştin Tuna'ya evet, sen? Evet ama sadece neye böyle verdiğini tekrar sormak istiyorum. Tabii. Ne için? İki puanın sebebi yani soruyor. Benim ona verdiğim puanın aynısını bana geri iade mi yaptığı için yoksa hani gerçekten evimin iki puanlık olduğu hı-hı, için hı-hı. Aslanım ben dediğim gibi karşılamayı beğenmedim. Çeyizini beğendim. Masayı beğenmedim. Salonunda masa da yoktu. Onu da beğenmedim maalesef. Mutfağında avizesi yoktu. O yüzden değerlendirirken... Salonda yatak odasında avizesi oldu da ne oldu? Ben senin yerine sorayım. Yine beğenmedim. Yani. Ne fark etti? Ha. Sakaldan aldık, bıyığa yapıştırdık yani. Bunun farklı bir tabiri yok aslında. Öyle mi? Gerçekten yok. Keşke oldu. Takmasaydım. Ben kendim uğraşmışım o kadar. Ama sadece emek verdim. Ve emek ama olmadan yemek verdik. Olmuyor. Tabii herkes siz o doğru yemeği söyle. Elbette ki... Ben de emek verdim. Mutlaka. Elbette. Mutlaka evet. Herkes kesinlikle. Emek veriyor. Ona oturdukça, yaşadıkça evet. Tabii eksiklerinizi göreceksiniz. Kesinlikle. Daha da iyi olacaktır elbette. Eminim. İrem, seninle devam edelim bakalım. Adaşına kaç puan verdin? Önce puanını mı görelim? Karşılamanı asla beğenmedim. Uzaktan bir sanki yer fıstığı bana el sallıyordu. Gözüme gözüne böyle attıra attıra dumanları ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Sunumunu hiç beğenmedim. Toplayıp getirmişsin ve hepimize birer birer laf soktun. Bu aldığın defolu avizeler asla son günde yaptığın bir emek olarak görmüyorum. Benim çeyizimde de emek vardı, dolaplarımda da emek vardı. Aslanım nefesim yetmeyecek. O kadar çok şey var ki ben biraz mola verip puanımı açmak istiyorum. Peki, puanını görelim İrem. Benim sana puanım. Bir. Senin tabirinle bir. Anlayabiliyor musun canım? Benim kulağımda sorun yok, gözümde de sorun yok. Yer fıstığı dedin demin ama ben girişte de söyledim ben dalda yetişen fıstıktayım diye. Kolay kolay yetişmez diye ne kadar pahalı olduğunu, her insanın ağzına layık olmadığını söyleyeyim öncelikle. Ve
O yer fıstığı dedin İrem, seni dün yerde böyle ayağıyla bir puan vererek karşıladığı için şu an sen de geri iadesini bana gönderdin bence. Ben onu düşünüyorum. Yani kalkıp da yemekleri beğenerek yediğini gördüm. Bu da benim gözümden kaçmadı. Gerçekten hakkaniyetli olduğunu düşünüyorsan sen bir vicdanınla baş başa kal. Aynı Eda gibi. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Sadece biraz acıyorum sana. Sadece evet lezzetlerini beğendim. Zaten o yüzden bir verdim. Sen de benim için lezzetle yediğim ama arasından çıkan çürük bir yer fıstığısın. Onun haricinde dediğim gibi hiçbir şeyini beğenmedim. Özellikle yatak odası. Komodinleri oraya sıkıştırmışsın. Dediğim gibi balıklama mı atlıyorsunuz yatağa? Halıları kesmişsin, biçmişsin, sermişsin ortalığa. Mutfağın daracık. Benim mutfağım da küçük ama ben güzel değerlendirdim. Avizen yok. Bir koşu gidip benden görüp avizeleri son dakikaya sıkıştırman dediğim gibi emek sayılmaz aslında. Senden gördüm derken? Evet, benim de avizem yoktu. Mutfağımı eleştirdin ya. Programı İremlerin dalaşına çevirmeyelim. Gerçekten. Sen bir şey söylüyorsun, o bir şey söylüyor. Bu sabaha kadar devam eder herhalde. He? Öyle aslanım. Evet. Ben onunla konuşurken göz teması kuruyorum. Kendisi de dile getirdi. Benden o kadar korkmuş ki gözlerini kaçıracak yer arıyor. Ve senin puanın kaldı bir tanem. Senin puanını evet, da görelim. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hı-hı. Zaten arkadaşlarım da tekrarladı. Aynılarını söylememe gerek yok. Sadece bu puanı düşünerekten aslında ilk gün yarışan Tuna'ya biraz haksızlık olacaktı. O yüzden onu düşünerekten verdim. Hı-hı. Bu şekilde direkt açabilirim. Puanını görelim canım. Benim sana puanım. İki puan. Eğer daha fazla yükseğini zaten evin hak etmiyor. Daha yüksek de veremezdim. Bu sefer Tuna'ya haksızlık yapardım. Hı hı. Ayrıyeten de hepimiz emek veriyoruz. O yüzden biri de vermeyi kendime yakıştıramadım açıkçası. O yüzden iki verdim. Sen bence aklınla ya da kalbinle değil, mecbur kaldığın için vermişsin bu puanı. Hayatım, senin evin üçlük veya dörtlük bir ev değildi. Değil yani. Benim evim dörtlük. Öyleydi. Evet, o biraz ilk gün heyecanıyla oldu. Bir şey soracağım. Tuna... Ya bugün puan verecek olsan kaç puan verirdin? 3 verirdim çünkü o zaman buraya kaç verirdin? İsterseniz dün de söyleyeyim. Düne 1, buraya 2 verirdim. Tuna'ya da 3 verirdim. 3 verirdim. Hı-hı. Yani 3 ile 2 arasında çok kalmıştım ama sonraki günlerinde bilemiyoruz yani. Hani nasıl bir ev gelir? Evet, kadar... göreceğiz bakalım. Toplamda gelinlerden 6 puan aldın. Evet Aslı Hanım, teşekkür ederim. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Gaziantep'li İrem Gelin Küçükçekmece'deki evinde kapının önünde bir karşılama hazırlamıştı. Gelinimiz bizi böyle elinde meşaleyle karşıladı. Onun dumanı beni epey bir öksürttü açıkçası ama elinden gelen her şeyi yapmıştı güzel olması için. Evet, eve girdiğimizde çeyizinden çok etkilendim. Çok güzel parçalar vardı. Maneviyatı da çok yüksek bir gelin. Büyüklerine son derece saygısı olan bir gelin. Güzel bir gün geçirdik. Evini çok seven, çok çok yeni bir gelin. Sahiden evine emek vermiş. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış. Gelinlerimiz beğenir beğenmez. İzleyicilerimiz beğenir beğenmez ama burada asıl olan şey gerçekten bu genç yaşında bir evlilik yapmış. Evine de elinden geldiğince güzel bir şekilde dizayn etmeye çalışıp öğrendiği biçimde misafirlerini ağırlamaya çalışmıştı. Masasında da lezzetli Antep yemeklerini gördük. Hemen hemen en güzellerini yapmaya da çalışmıştı. Eksikleri var mıydı? Evet vardı. Ama eminim ki onları da zaman içinde tamamlayacak. Bir tanem, her şey için sana çok teşekkür ediyorum. Benim puanımı da cuma günü öğreneceksin sen de arkadaşlarınla birlikte. Evet değerli izleyenler, bugün haftanın 3. gününde Küçükçekmece'deydik ve İrem Gelin'in evindeydik. Her şey için İremciğim sana çok çok teşekkürler ediyoruz. Ben teşekkür ederim Aslanım, ayağınıza sağlık. Sağ ol bir tanem, sizlere de öyle teşekkür ediyorum. Yarın neredeyiz? Yarın Edirne.
Uzun köprüdeyiz. Değil mi Rümeysa'cığım? Evet Aslanım. Yani sizleri heyecanla bekliyorum. Evet vallahi biz de çok heyecanla senin evine gelmeyi bekliyorduk. İşte o gün yarın. Bakalım nasıl bir ev, nasıl bir çeyiz, nasıl bir masa, nasıl bir karşılama bizi bekliyor olacak. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.